HDI Sigorta, Aygün Özipek'le Ters Köşe'yi sunar. Radyo Spor'dan, Ters Köşe programından herkese günaydın. Aygün Özipek ben. Saatlerimiz 10.01'i gösteriyor. Yaklaşık 2 saat boyunca sizlerle beraber olacağız. Hafta içi sabah olduğu gibi biliyorsunuz gündeme dair sorularınız, görüşleriniz, önerileriniz için 0212-363-0434 0212-363-0434 numara telefonumuzun açık olduğunu söylemek istiyorum. Aygün Özipek Twitter, Aygün Özipek Instagram ve Radyo Spor'un da Twitter hesaplarından mesaj yazarsanız yayın içerisinde okumaya çalışacağım. FIB Milletler Ligi çeyrek finalinde İtalya'ya 3-0 yenen Filenin Sultanları yarı finale yükseldi. Milli takım yarı finalde 16 Temmuz Pazar günü Türkiye saatiyle gece 03.30'da ev sahibi Amerika Birleşik Devletleri ile karşılaşacak. Macaristan'da düzenlenen 4. ranking serisinde milli güreşçi Osman Göçen bronz madalya kazandı. Sevgili Osman kardeşimizi de tebrik ediyoruz. Filenin Sultanları da inşallah Amerika'ya da geçerler. Ülkemize gurur yaşatmaya devam ediyorlar. Günaydın. Alo. Galiba telefon hattan düştü. Devam edelim. Süper Lig fikstür çekimi 18 Temmuz 2023 Salı günü saat 19.30'da yapılacakmış. Biliyorsunuz ertelenmişti. Neden ertelendi hepimiz merak ediyorduk. Süper Lig ve 1. Lig'in fikstürü demin de söylemiş olduğum gibi 18 Temmuz Salı günü saat 19.30'da TFF'nin Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesislerinde çekilecekmiş. Detayını birazdan gireceğim. Günaydın. 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 Merhaba. Kimle görüşüyoruz? Radyoyu kapatabilir misiniz? Kapattım. Sesim de fena değilmiş yani. Radyodan güzel çıkıyormuş sesim. Kimle görüşüyoruz? Ahmet Bey, İstanbul. Ahmet Bey, hoş geldiniz. Fenerbahçe taraftarıyım. Nasılsın abi? İyiyim, sağ olsun. Nasılsınız? Hoş geldiniz. Buyurun. Teşekkür ederim. Öncelikle yayını beğenerek, severek dinlediğimiz zaten. Çok sağ olun. Teşekkürler, sağ olun. Çok emekleriniz için çok teşekkür ederiz. Aygün abi, ben biraz üzüntü bir konuyla başlayacağım da. Ne konuşuyorsun? Üzüntülü bir konu. Hayırdır inşallah. Hayırdır. İkimiz inşallah. Adına da abi, tek benim adıma değil. Hayırdır inşallah. Ya şöyle, geçen sezonun başlarındaydı. Resus açıklandıktan sonraydı. Size görüşmüştük bu transferler hakkında. Hı-hı. Biraz geç gelenler de olmuştu, şey yapanlar da olmuştu. Bu sene başkan artık her şeyi yaktı. Çok mükemmel bir kadro kurusu zaten. Gemileri yaktı diyorsun yani. Evet. Gemileri yaktı derler değil mi, öyle cümle kullanırlar? Gemileri yaktı. bu sene her şeyi yapacak ve harika şeyler olacak diye zaten sen de söylemiştin. Hı-hı. Ki ben bir kırıklık, ya ben yönetime o kadar da güvenmiyorum abi ama inşallah demiştim. Bir dakika, Beşiktaş son dakika gelişmesini unutma sevgili Ahmet. Beşiktaş Roberto Pereira ile Prensip'te anlaşmış. Arjantinli futbolcu sağlık kontrolleri için İstanbul'a davet edilmiş. Beşiktaş abi. Roberto Pereira ile Prensip'te anlaşmış. Buyurun Ahmet Bey, sizi dinliyoruz. Beşiktaş arkadaşlar için hayırlı olsun. Hayırlı uğurlu olsun Beşiktaş adına. Buyurun. Abi, o gün de konuşmamızda pek umut yoktu. Sonuç olarak zaten güzel bir sezon yaşadık aslında geçen sene. Kötü değildik. Ama bence yine sezonu bozan yönetim oldu. Bunu da ben açıklayarak bir de söylemek istiyorum. Hayırdır. Ve geçen sene biz aslında şampiyonluk falan kaybetmedik. Daha çok Ali Koç'a umut kaybettik. Ben Ali Koç seçildiğinde arkadaşları falan arayıp hani kutlama yapan bir insanım. Yanlış anlamayın. Aziz Yıldırım'ı sevmediğimizden falan değil. Onu da kimse yanlış anlamasın. Sonuçta da son 4 yılında bırakmıştı tamamen futbolu. Fenerbahçe olarak da çok sevinmiştik. Ama şimdi bakıyorum, geçen sezonun ortasında yani Cesus'ta yaşanan şeyler herkesin malumu bir şekilde bozuldu. Bu sezonda yine aynı güzel işler yapılıyor. Transferler adına söyleyeyim ki ben biraz da hani futbolun içinde detaylı baktığımız için bence çok güzel transfer yapıyor. Zaymanski falan yani alınamayacak bu topçular. Evet, doğru. Yani harbiden çok iyi transferler. Ama bu sene de yine söylüyorum. Ya Ali Koç'un artık bu sezon sonunda ben bırakıyorum diyerek başlaması gerekiyordu. Yani şampiyon dahi olsam gitmeyeceğim demesi gerekiyordu. Çünkü bu baskıyla, etraftaki bu yanlış görüntüsüyle artık ben herhangi bir şey başarabileceğini zannetmiyorum. Güvenim de kalmadı Fenerbahçe olarak. Dediğim gibi hani geldiği gün kutlama yaptığımız insan ama olmadı. Yani bunu artık kabul edip yeni başkanların adayının yolunu açmasını istiyorum sadece. Gerisi zaten seneye kongre var. Başkan şu anda aday olmayacağı yönde bir herhangi açıklama yapmadı. Belki de aday olmayabilir Sayın Başkan. Ya ben diyorum ki hani sezon kendisi tabii ki başkan sonuçta bilir. Ben bir taraftar olarak içimden geleni söylüyorum artık. Sezon sonunda şampiyon dahi olsam ben yokum. Sezon benimle uğraşmayın. Elimden gelenin en iyisini yapacağım. İnşallah şampiyonlukla bitirip başkanlığı bırakacağım demesi lazım diye düşünüyorum. Kendi üzerindeki baskıyı da atar. Yani belki dediğim gibi çok daha farklı bir şey olur ama
Onun dışındaki seçeneklerde artık 4 yıllık tecrübesiyle yapamayacağını düşünüyorum. İyi yayınlar diliyorum abi. Çok teşekkürler sevgili Emel. Kendine çok çok iyi bak. Görüşmek üzere. Evet, 1. Lig 11, 12, 13 ve 14 Ağustos 2023 tarihli oynanacak maçlarla başlayacakmış. Sezon sonunda düzenlenecek olan 2024 UEFA Avrupa Şampiyonası'na dikkate alınarak Süper Lig'de sezon 19 Mayıs 2024 tarihinde tamamlanacakmış. Tamamlanabilirse tabii ki. Günaydın. Günaydın Aygün abi, hayırlı sabahlar olsun. Çok teşekkürler. Kime görüşüyoruz? Mert Çavuş, Kocaeli Gebze'den. Mert Bey hoş geldiniz. Nasılsınız? İyi misiniz? Hoş bulduk. Çok şükür valla ben Beyran Bey gibi bağlanamıyorum. Haftalardır, aylardır uğraşıyorum. Bir sürü taktik deniyorum. Olmadı. Bugün hatta telefonu bir kere çaldırdım dedim. Gene düşmez dedim. Düştü. Demek ki taktik buymuş. Ama o yani bizimkisi de bir umut. Umutsuz da yaşanmıyor zaten. Teşekkürler. İlginizden dolayı çok teşekkürler. Sağ olun. Eyvallah. Valla dinliyorum. Ben internet üzerinden dinliyorum. Ben tır şoför olduğum için. Şu anda yoldasınız. Kulaklığım var. Arabamı da çekmişim Köfteci Yusuf'a. Yine dinliyorum. Köfteci Yusuf. Evet, gör başında Allah nasip ederse. Abi öncelikle dün oynayan Filenin Sultanları'nı ben buradan tebrik ediyorum. İtalya'yı çok güzel bir oyunla muazzam bir şekilde yendik. İnşallah Amerika'ya değineceğiz. İnşallah. Tabii tabii. Yani bu hanımefendilerin buraya kadar gelip de bizleri mutlu etmesi, yani bu saatten sonra kaybetseler bile değişecek bir şey olmaz. Onları biz zaten gönülden şampiyonumuz olduğu için onlar bizim. Doğru. Çok başka bir şey. Ben biliyorsun Fenerbahçe taraftarıyım abi. Hı hı. Ben 5 seneden beri hep yanılmak istiyorum ama hiç yanılmıyorum nedense. Fenerbahçe'nin ben gene bu sene şampiyon olamayacağını söylüyorum. Allah Allah. Hep soruyorsun bana. Neden peki? Tünelin ucunda ışık yok. Tünel çökmüş. Işığı göremiyoruz. Hep böyle saçma sapan transferler yapıyoruz. Ben istiyorum Sayın Ali Koç'un gerçekten çok başarılı olmasını istiyorum. Yani muazzam bir insan, karizmatik bir insan, hoş bir insan. Kendisini de çok seviyorum ama yani bilmiyorum, eski kredisi pek yok gibi. Ben tabii başarısızlıklar geldikçe kredi tükeniyor, buyurun. Zaten kredi yok. Şimdi diyelim ki Fenerbahçe fiksür çekildik, maç Kadıköy'de 3-0 mağlup oldu. Faturayı Aygün Özüpe'ye mi yazmamız lazım? Bana niye yazıyorsunuz ki faturayı? Sen büyük bir Fenerbahçelisin. Kime yazacağız abi? Kime yazacağız abi? Bana mı yazacaksın? Yenilsen de hep bana yazılıyor bu fatura. Evet ama yani gerçekten ben hani yanılayım artık yani. Bu sene şampiyon olalım. Belki de ilk maç 3-0 galibiyetle bitti. Faturayı kime yazacağız o zaman? Mert Çavuş'a mı yazacağız? Tamam. Galibiyetle bitti. Tamam da biz geçen sene de çok güzel yazılar, başarılar elde ettik. Ne olduysa Dünya Kupası arasından sonra. Evet, ondan sonra oldu. Büyücüler büyü yaptılar. Bu hale düştük. Hocanın belki biraz aklı farklı noktalara gitmiş olabilir. Yani o ara tabii Brezilya milli takım, Flamengo tabii onlar yanlış şeyler, yapmaması gereken şeyler. Biliyorsun dede geldiği zaman dedi ki hazır mısınız? Evet hazırız da sen hazır değilsin. Evet doğru. Orada perişan etti bizi. Bir sürü Fenerbahçe zaten biz küme düşen takımlara mağlup olmamış olsaydık bugün şampiyon. Daha farklı noktadaydık. Yani burada Galatasaray'ın şampiyonluğuna kimse gölge düşürmese, Galatasaray harika top oynadı, güzel top oynadı. Biz her iki maçta da yendi. Trabzon'u, Beşiktaş'ı yendi. Hak etti ve hak ettiği gibi biz de şampiyon oldu. Doğru. Zaten şampiyon neden şampiyon olur? Hak ettiği için olur. Başarı olduğu için olur. Aynen. Fenerbahçe'de bu yok. Ben gene söylüyorum. Ben Fenerbahçe'nin şampiyon olamayacağını söylüyorum. Neden söylüyorum? Fenerbahçe'de gene umutsuzluğa kapıldı. Valla sevgili Fenerbahçeli kardeşlerim üzülmesinler. Onlar üzülüyorlar. Onlar da biliyorlar Fenerbahçe'nin ne olduğunu. Ama dediğim gibi tünelin ucunda bir ışık yok. O ışığı yakalamamız için tek bir çare var. Sevgili başkanımın bir an önce Fenerbahçe'den ayrılmasını diye düşünüyorum. Bilmiyorum siz ne düşünürsünüz ama ya böyle istikrar olmaz, böyle bir başarı olmaz. Euroleague'de takımın halini gördük. Yani sevgili Ali Koç, lütfen rica ediyorum. Çok seviyorum seni. Fener maçlarına gitme. Peki çok teşekkür ederim sevgili Mert Çavuş. Görüşmek üzere. Kendine çok şükür. Ya ben şimdi anlamadım. Niye başkana daha bu dakika bir gol bir fatura çıkarıldı anlamış değilim. Şöyle bir sezon başlasın. Zaten Sayın Başkan gereğini her harekâda yapacaktır. Ne gerekiyorsa yapacaktır da daha bu kadar umutsuzluğa kapılmanın anlamını veremiyorum. Yani bana bir anlamsız geliyor. Bu kadar umutsuzluk olmak. Günaydın. Günaydınlar Aygün Bey. Kimle görüşüyoruz? Sultan Gazi'den Ünal. Ünal Bey hoş geldiniz. Nasılsınız? Hoş bulduk. Bir cimbom taraftarı olarak bu sene sessiz ve derinden gidiyoruz. Biz de çok umutluyuz. Yine şampiyon olacağız inşallah. Şampiyonlar Ligi'ne girip inşallah ülke puanına katkı yapacağız. Biz karamsar değiliz. Hiçbir zaman da olmuyoruz. Biliyorsunuz biz 14 sene şampiyon olamadık. Olduğumuzda ertesi sene
bize yetmez bu kupa, hedefimiz Avrupa diye bir sloganımız var. Bize yetmez bu kupa, nefesimiz Avrupa. Bize yetmez bir kupa, hedefimiz Avrupa. Ha, bize yetmez bir kupa, hedefimiz Avrupa. Avrupa. Güzel, yani 14 sene şampiyon olmaktan sonra hep biz seviyemizi üst tutarız. Başarır, başaramayız ama umutsuzluk yok. Aynen, yani umutsuzluğa kapılmamak lazım. Doğru, umutsuzluk yok hiçbir zaman. Umutsuzluk. Aynen, aynen. Yani, sonuna kadar katılıyorum size. Yani bir de kısmıyız ama havalar çok sıcak. Evet. Herkes dikkat etsin. Dün akşam eve giderken, biliyorsunuz Osman Bey'de çaycı çıktı. Abi dedim çayın var mı dedim. Çay yok ama dedi oralet var dedi. Vallahi. İnanmıyorum ya. Ama o nerede eski oraletin tadı? Ünal Bey nasıl, keyif iyi miydi? Arıyorum sizi, düşüremiyorum. O oraletin lezzeti yok evde. Dediğim ya. Gibi. Bir de onun yanında bir şey daha var. Bilirsiniz elma içerdik. Elma, ha bilmez miyim ya? Ya Ünal elma Bey da güzel. Işte. Elmayı vallahi biliyor. Ünal ya, Bey elma, biliyor. Elmasız da olmaz. Doğru aynen. Söylüyorsunuz. Bir de son şunu da söyleyeceğim. Fazla değinmeyeceğim. Şenol Güneş'e hatta ben daha önceden söyledik. Eleştiri yaptım. Bir daha açıklama yaptı. Erman Toroğlu biraz sert üslubu ama Şenol Güneş ya bu şeyi bırak ya da antrenörlüğü bırak. Milleti germeyin. Yani lütfen kimse germesin. Bu konuda kapanması gerekiyor. Kapanması yani. Gerekiyor Ünal Bey. Kapanması gerekiyor artık. Artık kapatsınlar ama yani durup durup demeç vermesine gerek yok. Doğru. Katılıyorum size. Yani, hayırlı cumalar diliyorum. 100 bin üzerinde insan vefat etti. Teşekkürler. Görüşmek üzere. Evet. Radyolarını yeni açanlar için tekrar söylüyorum. Beşiktaş Roberto Pereira ile Prensip'te anlaştı. Arjantinli futbolcu sağlık kontrolleri için İstanbul'a davet edilmiş. Kısa bir ara verelim. Aradan sonra ters köşe devam edecek. HDI Sigorta'nın sunduğu Aygün Özipek'le ters köşe devam ediyor. Evet, Roberto Pereira, Arjantin asıllı eski Arjantin milli takım oyuncusu, merkez orta saha oynamış, 1.82 boyundaymış. Udinese'de şu an kulüpsüz, bonservis bedeli yok, onu söyleyelim. İtalya şampiyonluğunu kazanmış 2 kez, baktığımız zaman İtalya kupası şampiyonluğu var 2 kez ve bir de İtalya süper kupa şampiyonluğu var. Roberto Pereira'nın en son Udinese'deydi 2021 Temmuz 2023 itibariyle de serbest kalmış bir futbolcu. Beşiktaş bu futbolcuyla Prensip'te anlaştı. Arjantinli futbolcu İstanbul'a davet edildi. Günaydın. Günaydın, merhabalar. Merhaba, kime görüşüyoruz? İsmim Feyyaz, İstanbul'dan katılıyorum. Buyurun Feyyaz Bey, hoş geldiniz. Teşekkürler, sağ olun beyefendi. Alo Feyyaz Bey. Buyurun. Evet, ben bir ses gidiyor Feyyaz Bey. Kulaklıkla mı konuşuyorsunuz? Yok, telefonla. Ha, bir ses gidip geliyor dedim, kulaklıkta mı bir sıkıntı var diyecektim. Buyurun Feyyaz Bey. Efendim? Sesiniz gidip geliyor Feyyaz Bey. Duyuyor musunuz bizi? Evet evet, sesim geliyor. Sesim geliyor mu? Gidip geliyor sesiniz, tam net gelmiyor. O yüzden dedim kulaklıkta mı konuşuyorsunuz dedim Feyyaz Bey. Kulaklıkta belki şey bitmiş olabilir, şarjı bitmiş olabilir, o anlamda sorayım dedim. Olmazsa sorarım, teşekkürler. Peki peki Feyyaz Bey, bizden kaynaklanan bir sıkıntı değil hakikaten, sesi gelmiyordu Feyyaz Bey'in, tahmin ediyorum herhalde kulaklıkta bir sıkıntı vardı. Günaydın. Merhaba. Merhabalar, günaydın. Günaydın, İstanbul'dan Caner ben. Caner Bey, hoş geldiniz. Buyurun. Hoş bulduk. Merhaba. Merhabalar. Ben gündem için bağlandım. Bir buyurun. De biraz önce aslında ben Galatasaray taraftarıyım. Biraz önce bir şey dediniz aslında. Fenerbahçe'nin işine çok karışmak istemem ama umutsuzluk dediniz ya, niye taraftar umutsuz diye. Aslında onun için de bir iki laf etmek için aradım. Buyurun peki. Ya şimdi şöyle, Ali Koç geldiğinde Fenerbahçeliler neydi? Aslında Ali Koç da yaptığı toplantıda, basın toplantısında seçilmeden önce ya da işte seçim sırasında yani bir düzen, bir istikrar istiyorum. Bu şekilde olacak. 30 yaşlı oyuncularla doldurmayacağım. Teknik direktörümüz her sene değişmeyecek demişti. Ama 5 sene ya da 4 senedir aynı konu oluyor. O yüzden Fenerbahçelilerin umutsuz olmasını anlayabiliyorum. Bir de şimdi karşısında Erden Timur'un yaptığı transfer hamleleri olunca, aslında Erden Timur'un yaptığı transfer hamlelerini Fenerbahçe Ali Koç geldiğinde bekliyordu. Hatırlayın, işte Messi bile alırız diye o kadar bir umut bağlanmıştı. Biraz uçuktu ama Messi, o kadar umut bağlandı. Messi umudu bağlanmadı ya.
Umutları o öndeydi. Yani Mesut Özil gelecek mi? Mesut Özil geldi ama o zamanki Mesut Özil Messi yoktu ama ya onu söyleyeyim ya. Yapma. Ama tamam umutlar bir Messi vardı. Şeyde Twitter'da konuşulan da vardı da. Twitter'a bakarsan kimler geliyor kimler gidiyor yemin ediyorum var ya. O özellikle reklama girer mi bilmiyorum ama yan girer, girebilir. Vardı. Girebilir aman gözünü tamam. Seveyim. Cezası tamam. Bana geliyor sonra biliyorsun. Tamam. Şimdi Galatasaray ile ilgili konuşmak istiyorum. Tabii ki, yani Fenerbahçe'nin umutsuz olmasının sebebi biraz da bu ama ya tekrardan aynı şey denenmek isteniyor. Bilmiyorum. Umarım güzel bir lig olur diyeyim. İnşallah. Hamleler çok hoşumuza gidiyor. Her şey güzel. Bütçeler biraz fazla diye konuşuluyor ama şimdi neler fazla diye konuşuluyor? Neler? Bütçeler. Ha, yani bütçeler. Maliyetler. Hı-hı. Maliyetler fazla olacak tabii. Eğer Angelino gibi oyuncu alacaksınız 2 milyon euro vereceksiniz. Yani zamanında Gomis'e 300 bin euro fazla vermedik diye forveti doldurduk. Icardi'ye vereceğiz. Icardi çünkü sadece şey diye düşünmemiz lazım. Maliyeti yüksek diye. O adamı aldığında onun yaptığı tarafları sinerji şey daha büyük olacak. O yüzden yerinde hamleler görüyorum. Umarım devam eder. Hedefimiz biraz önceki seyircimizin dediği gibi Avrupa. Avrupa'yı hedefliyoruz. Umarım Şampiyonlar Ligi'ne kalırız. Ondan sonra en azından çeyrek final olmazsa Avrupa kupası UEFA kupası. UEFA Avrupa. O tarafa doğru girelim. Güzel bir şey olsun. Peki. Teşekkür ediyorum. Sağ olun kendinize çok çok iyi bakın. Sağ olun. Evet telefon almaya devam edeceğiz. 10.30'dan sonra 3 bağlantı yapacağız çünkü. Günaydın. Günaydın Ergun abi iyi yayınlar. Teşekkürler kime görüşüyoruz? Çağatay ben İstanbul'dan. Buyurun Çağatay hoş geldiniz. Abi hoş bulduk teşekkür ederim. Çok kısa iki şey soracağım. Bir Ali Koç geçen şey demişti basketbolda küçülmeye gideceğiz demişti yanlış hatırlamıyorsam. Duymadım. Ya ben öyle hatırlıyorum ama Sertaç Şanlı hamlesini açıkladı. Küçülmeye gidiyorsa o kadar para niye verildi? İki de futbolla alakalı geldiğinde biraz önceki arkadaşın da dediği gibi hiçbir zaman dedi hani eskisi gibi olmayacağız, yaşlı oyuncuları almayacağız veya teknik direktör değiştirmeyeceğiz dedi. Yine hepsi dediklerinin hepsini yaptı. Bu kadar kötü yönetilmesine rağmen neden hala tehdit var şekilde adayınız varsa çıkarın gibi konuşuyor? Tehdit yok. Yok bak şimdi o konuşmalarda tehdit var yok. Adayınız var mı anlamda değil. Şimdi Sayın Ali Koç'la ilgili Sayın Başkan'la ilgili şunu söylememiz lazım. Eski başkanın Sayın Aziz Yıldırım'ın bazı hareketleri var. Onunla ilgili zaten son dönemde açıklamalar yaptı. Ona karşı söylemiş olduğu bir cümleydi o. Yoksa camialarda Fenerbahçe, Beşiktaş, Galatasaray, Trabzonspor bu büyük camialar bütün kulüplerde de aynı şekilde başkansız kalmaz. Bir sürü başkan tamam. Adaya çıkar. Onu söyleyeyim. Doğru söylüyorsun abi. Efendim? Doğru söylüyorsun abi. Sayın Aziz Yıldırım'ın tabii ki yapmış olduğu arka arkaya açıklamalar var. Farkında mısın bilmiyorum. Onun üzerine bunu konuştu. Sayın Aziz Yıldırım da hala adayım diye çıkmadı ortaya. Ya Aziz Yıldırımcı da değilim abi ama yanlış anlaşılmasın. Analiz koçu da değilim. Ben kim başarılı olacaksa o gelsin tabii diye. Tabii ki yani burası tabii dediğin doğru. Yani hiçimiz camia bizim zaten yani anlatabildim mi? Bizler şahıslara bağlı değiliz. Yani bizler derken taraftar anlamında söylüyorum. Yani burada önemli olan insanlar gidip gelicidir. Taraftarlar kalıcıdır doğru mu? Başkanlar gider doğru. Gelir, futbolcular gider gelir, gazeteciler gider gelir ama burada hasta olan hancı taraftardır, yolcu diğerleridir. Onu bilmek lazım. Aygün abi sen gelip geçici değilsin. Sen hep kalıcısın. Son sorumu da sorayım abi. Yabancı kısıtlaması olacak 8+3. 9+2. 9+2. 9+2 özür dilerim yanlış biliyormuşum. Hep yabancı transferleri konuşuyor. Hiç Türk duymadık piyasada. Bunlar Mert Müldür, Mert Müldür var şu an görüşülen. Mert Müldür'le ilgili görüşmeler var. Umut Nayır zaten alındı biliyorsun. Mert evet. Müldür'le ilgili de görüşmeler var. Onunla ilgili de çalışmalar yapılıyor. Bilgin olsun. Teşekkür ederim abi. Sağ İyi yayınlar dilerim. Çağatay kardeşim görüşmek üzere. Ya ben kalınca derken şey gibi öyle böyle şey ne derler onlara böyle? Telefon var. Böyle bir köşeye koyarsın ömür boyu oradadır falan filan böyle. Ben kalıp ben de sizler gibiyim. Ben de yolcuyum. Eninde sonunda biz de gideceğiz. Köyümüze gideceğiz, yerleşeceğiz. Günaydın. Günaydın. Aygün abi. Ertan Meroğlu. Ertan ben. Aydın Ertan kardeşim abi. Hoş geldin. Heyecanlısın hoş biraz. Sesinden belli oluyor sevgili kardeşim. Yok heyecan değil. Daha önce demiştim ya. Biliyorum. İşte o yüzden dedim yani biraz daha şey yap. Yavaş yavaş konuş kardeşim. Senin süre kısıtlaman yok Ertan kardeşim. Söyle kardeşim. Eyvallah. Abi dün şimdi malum kanalda şikayet etmek değil de
şeydi. Bunu Ertan, Rütük değilim ben. Malum kanalı şikayet etme. Rütük değilim. Hayır. Arkadaşlar kötüyse izlemeyin programları. Kötüyse dinlemeyin. Değil. Buyurun Ertan Bey. Buyurun. Şikayet değil. Ya şöyle, denk geldim. Bu Şimanski transferi var ya. Evet. Otelde hapsediyorlar. Otelden çıkarmıyorlar falan filan bir şeyler diyordu. Yani Fener'i sevmeyebilirsiniz. Şey yapabilirsiniz. Ama bunu onu dinlemedim ben ya. Hakikaten böyle mi söylemiş? Ya. Böyle mi söylemiş? Aykut öyle diyordu. Bir kere söylese anlayacağım. Üstüne basa basa 2-3 defa söyledi ya. Bu kadar Fener düşman olmayın ya. Ben anlamıyorum bunları. Gerçekten acayip bir halleri var bunda. Neyse İsmail Hocam'a çok başarılar diliyorum. Sevgili kardeşim tekrar sana geçmiş olsun diyorum. Bir an önce sağlığına tekrar kavuşursun sevgili kardeşim benim. Allah'a emanet ol. Sana ben yayınlarım. Çok teşekkürler. Maalesef işte bu tip yayınlar yaparsan yok otelde kapattı bilmem ne yaptı. Bunlar yanlış bilgilendirmeler. Net söyleyeyim. Tabii onunla ilgili önümüzdeki günlerde açıklamalar olacak ben size söyleyeyim. O Şimanski transferi ile ilgili bence futbolcunun açıklamalarını beklemek lazım. Benim de kulağıma bazı şeyler geldi. Ama tabii bu Şimanski'nin basın toplantısında bu soruyu gene ben soracağım gibime geliyor. Onu da söyleyeyim. Gideceğim o basın toplantısına. Eğer 10-12'ye denk gelmezse yani saat 2'den 3'ten sonra basın toplantısı yaparsa Şimanski imza töreninde ben bu soruyu soracağım. Onu net söyleyeyim. Günaydın. Günaydın. Kimle görüşüyoruz? İsmail Celetçioğlu ben. İsmail Bey hoş geldiniz. Daha evvel görüşmüştük sizinle. Nostalji bir muhabbet yapmıştık. Sizinle. Evet hatırladım. Nasılsınız? İyi misiniz? Süper vallahi harikasınız. Siz de öyle. Teşekkür ederim. Sağ olun. Ya yine nostaljik ya o kadar gündem çok şey değil aslına bakarsanız transferler falan var şu an. Yine geçmişten konuşalım diyorum. Buyurun efendim konuşalım. Geçmişten neyi anlatıyoruz? Yine üstadındaki eski günlerimizde. Ben 56 yaşındayım. Siz yaşınızı söylemenize bir mahsur var mı? Mesela kaç yaşında? Ben hemen söyleyeyim. 16 Ağustos 1966 İstanbul Göztepe doğumluyum. 66 aramızda bir yaş var sizinle. Evet. Ben de 67 doğumluyum. Yani İnönü Stadı, İnönü Stadı'nın alt koridorlarında çok gezdik biz. Değil mi? Aynen. Ben soy model koridorlarında. Buyurun efendim. Mesela Fenerbahçeli olduğunuzu biliyorum saygıyla. Sizleri takip ediyorum. Teşekkür ederim. Çünkü herkese yaklaşımınız o kadar güzel ki yani insanlar bazı böyle taraftar olan bazı yazarlar var mesela geçmişte televizyonlarda çok vardı ya bayrak yakanlar bilmem ne böyle acayip böyle. Ömer abim benim ya. Ömer Çavuşoğlu. yırtmıştı. Ömer abi yırtmıştı. Yani hakikaten ona çok gülüyordum ben acayip yani onu seyrediyordum ben. O yani, fotoğrafı gerçekten. Ben çektim biliyor musunuz? Ne efendim? O fotoğrafı ben çektim. Ömer Çavuşoğlu'nun Sarı Kanarya dergisiydi. Bizim o zamanlar Sarı Kanarya çıkıyordu. Beşiktaş'ın Galatasaray'ın dergisi vardı. Galatasaray'ın dergisini hatırlayamıyorum. Bir de Beşiktaş dergisi çıkarıyorduk. O zaman Sabah grubundaydım ben. Sarı tamam. Kanaryalarda röportaja gitmişim Ömer abiyle. Bir anda yaptı. Spontane bir gelişme. Yani öyle hiç aklına gelmez. O bayrağın içine el sokma fotoğrafını diyorsunuz değil mi siz? Onu diyorsunuz. Evet, evet. O fotoğrafı ben çektim. O 90'lı yıllarda yani çok acayipti yani. O Mecnun, yani. Mecnun Çolak, Mecnun'la ilgili, Mecnun da değil mi bizim futbolcumuz? Soyadan aklıma gelmedi ya. Mecnun Çolak mıydı Fenerli? Mecnur muydu? Mecnur dedi galiba. Mecnur'un da böyle bir magazin dergisinde bir haberi çıkmıştı. İçeri girdik falan filan. Ben de şey dedim, eşine nerede falan dedim. İçeride seni bekliyor dedi. Gittik banyoya. Bak bu yaşanmış bir hikaye. Jacuzzi'nin içinde evet. İçerisinde Mecnun oturuyor. Bakın bunlar hep tarihtir aslında eski tarihler. Mecnun oturuyor. Ben tabii içeri girdim. Farkında değilim ne olduğunu ne bittiğini. Organize yapmış Mecnun. Dergiye ayağını soktu. Jacuzzi'nin içinde. Jacuzzi köpükler içerisinde. Jacuzzi futbolcu Mecnun o magazin dergisi habere ayağını soktu. Dedim ne yapıyorsun? Eskiden tam böyleydi komediymiş ama. Ya. Eskiden böyleydi ama ya. Vallahi çok enteresandı. Yok sahaya böyle giren spiker şeyler vardı. Muhabirler. Futbolcu yerde maç oynanıyor. Hakem durumunca. Aynı abi işte hafif bir sakatlık var. Şimdi doktor gelsin bakacak falan. O da evet. Öyleydi. Doğru. Şey bu Engin İpekoğlu'nun şeyini hatırlıyorsunuz değil mi? Maçtan sonra bana işte anama küfür etti falan diye böyle şey konuşmuştu onunla da bu. Bülent Karpat. Bülent Karpat konuşmuştu.
Hatırlıyorsunuz. Ben canlı yayında Star 1 o zamanlar daha Interstar mıydı neydi? İlk yayınlardan öyle. Değil mi canlı yayında? Aynen. O zamanlar mütük mütük falan yok. Bir de şeyi söyleyeceğim. Benim Beşiktaşlıyım size söyledim demin. Ben ilk maçıma 1979 yılında falan gitmiştim İnönü Stadında. Abim Beşiktaşlı, beni Beşiktaşlı yapar rahmetli oldu şimdilik de. Bir onun çok hasta Galatasaraylı bir arkadaşı vardı, çok sağ olun, Ramazan diye. Biz Beşiktaş tribününe gitmiştik hep beraber ve o günde Galatasaray bizi 3-1 yenmişti. İki tanesini Gökben atmıştı hatta, böyle sakallı böyle o zamanlar. Ve abim bana maçtan çıkışta şöyle bir şey söylemişti. Oğlum dedi, istersen dedi, bak dedi, daha yeni dedi Beşiktaşlılığa geçiyorsun. İstersen seni dedi Beşiktaşlı yapmayalım. İşte Galatasaraylı, Fenerli de olabilirsin. Bak dedi, biz dedi yıllardan beri şampiyon olamıyoruz dedi bana. Çünkü o zamanlar 79 tabii. 13 yıldan beri Fenerbahçe'de şampiyonluk olmamıştı. Aynen, doğru doğru. 82'de Miliç'te olduk yani. Abi dedim, yok dedim, ben dedim bu takımı dedim tutacağım, bitti. Benim için Beşiktaş artık dedim son durak, bitti yani. Ben dedim Beşiktaş'ı tutuyorum yani. Ben dedim hiç kimse dedim değiştiremez bu takımdan. Ve hani 82'ye kadar böyle her maçına gitmiştim. Ondan sonra da yıllar yılı gittim evlenene kadar. Ve ilk şampiyonluğumuzu da yani 15 yılın sonrasında Miliç'le evet, yaşamıştık. O zamanlar yani böyle. Ondan sonra Metin Ali Feyyazlar falan başladı. Metin gelmişti. 82 yılında Metin gelmişti Kocaeli'nden bize. Onu da hatırlıyorum. İlk dönemlerini 82-83 yılı olabilir yani. Ondan sonra böyle ufak ufak böyle Beşiktaş'ın hakimiyeti başlamıştı ya Allah'tan. Metin'le ilgili anımı anlatacağım. Ekleyeceğiniz bir şey var mı Ertan Bey? Söylemek istediğiniz başka bir şey var mı sevgili Ertan Bey? Efendim? Duyamadım. İsmail Bey. Hayır, özür dilerim. Ay, çok tamam, özür dilerim. Anlatayım. Çok özür dilerim. İsmi karıştırmışım. Alt isimleri yazıyorum. İsmail Bey. Çok özür dilerim. O da hiç önemli değil. Ben sizin Alt yazıyorum isimleri arayanların. Arada sırada bakıyorum. Yaş itibariyle bazen unutuyorum. Gözlüğü de takıyorum. Bazen kaçırıyorum isimleri. Olabilir. Metin Ali Feyyaz. Fotomaç gazetesi. Daha ilk sayısı çıkacak. Selahattin Duman genel yayın yönetmeni. Büşak Gencer. Spor müdürü. Fotomaç'ın birinci sayfası 9 sütun bir yer ayırmış Selahattin abi. Fotomaç gazetesi ilk çıkacak. Beşiktaş Galatasaray maçı. Metin Ali Feyyazlar'ın maçı. Dediler ki 9 sütun bir fotoğraf çekilmesi lazım. 9 sütun ne demek biliyorsun? Yatık bir fotoğraf. Yani enstantane çekemezsin. Komple dolu dolu bir fotoğraf çekileceksin dedi. Ben de kale arkasındayım. Metin bir gol attı, kafa golü attı gündüz maçı. Öyle böyle değil. Kalenin içinde herhalde bir 15-16 kişi falan filan var. Metin gözüküyor. Metin kafayı vurdu. Filede fileye böyle şey geldi top. Takıldı mı böyle? Ağın içeri geldi, arkaya doğru gitti böyle. O kadar sert vurdu ki. Yani Metin yok, o zamanlar böyle kalkardı böyle, o zaman saçları fulleliydi biliyorsun. Aynen, o saçlar dağılmış vaziyette. Gündüz maçı evet. Saçlar dağılmış vaziyette. Değil mi? Top kale kafaya vurmuş. O, tabii bizim de elimizde o böyle dijitaller yok. Kara kara basıyorsun. Evet. Filmler o zaman böyle şey değil. İdareli veriyor adamlar. Öyle kafana göre çekemiyorsun. 36'lıkları falan bitiremiyorsun falan filan. Neyse. Bir gol attı Metin. Bir gol attı. Öyle böyle değil yani. Öyle böyle değil. Vay arasına. Sayesinde bir maç prim kazanmıştım o dönemde. 9 sütun benim fotoğraf. Fotomaç gazetesinin ilk sayısı. 9 sütun resim girmişti. Hangi tarih bu? 90'ların? 89'lar. 90'lar. 89-90'lar. Tam 90'ın başı olması lazım. Aynen. Metin'in bir golü vardı. İnanılmaz bir goldü. Peki. Çok teşekkürler. Zamanınızı aldım. Valla yapalım. Nostalji yaptık ara ara. Harika, yapalım bunu. Peki. İyi günler dilerim. İyi yayınlar. Sağ olun, görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Evet, kısa bir araya gidiyoruz. Aradan sonra artık programın ikinci bölümüne geçiyoruz. Çok kısa bir ara. HDI Sigorta'nın sunduğu Aygün Özipek'le Ters Köşe devam ediyor. HDI Sigorta. Evet, Ters Köşe devam ediyor. Dinleyici mi var attığımızda Yücel? Ha, dinleyici kısmını kapatmıştık, bağlantı kısmına geçiyoruz. Tamam, Ters Köşe devam ediyor. Saatlerimiz 10.34'ü gösteriyor. Yavaş yavaş artık programın ikinci bölümüne geçeceğimizi zaten söylemiştik. Hafif de biraz nostalji yaptık. Eskiye döndük böyle. 89'lu 90'lı yıllar, 99'lu yıllar, 2000'li yıllar. Her yılda böyle bir anılar var. Aslında bir ara bunları toparlamak lazım. Aslında böyle bir kendi adıma bunları böyle bir yazmak da gerekiyor. Bu hani şeyleri çok konuşuyorduk, kombinelerle ilgili rakamları çok konuşuyorduk, fiyatları çok konuşuyorduk. İşte taraftarlar da isyan ediyorlardı rakamlarla ilgili. En ucuz kombine fiyatları, en yüksek kombine fiyatları açıklandı. Bazı kulüpler daha tam kombinelerini belirlemediler ama en ucuz kombine şu anda 125 lira.
En pahalı kombine de 150 bin lira olarak dikkat çekmiş. Fenerbahçe VIP türbini 150 bin liradan satışa çıkmış. Kombine, sezonluk kombine VIP 150 bin. Gaziantep Futbol Kulübü'nün de en ucuz bileti 250 lira olarak belirlenmiş. Kadın taraftarlar bu biletleri %50 indirimli, yani 125 liraya alabileceklermiş. Şu an hattımızda Millet Spor yazarı ve Skorer TV yorumcusu Aksal Yavuz var. Hocam yayınımıza hoş geldiniz. Hoş bulduk, günaydın, iyi yayınlar. Evet, Trend Yol Süper Lig 11 Ağustos'ta başlayacak. Heyecan var mı? Oradan başlayayım o zaman. Sabırsız da bekliyor muyuz ligi? Ya şey oldu sevgili Aygün, geçen de söyledim size, günleri şaşırdık. Maçlar oynanmayınca. Özledik maçları değil mi? Ya özlemek ne demek? Yani hakemlerin doğru düzgün. Ben hakemleri özledim. Bakalım bu sefer performansları nasıl olacak? Hakemlerin düdüğünü, çimenin kokusunu, tümbillerin coşkusunu özledik. Böyle zaman zaman böyle soruyoruz ya, bugün günlerden neydi diye. Zira maçlar oynandığında işte bugün cuma, cumartesi, pazar diye şey yapıldı, özledik. Ama kafamızda rahat. Ne anlamda rahat? Ya şöyle, tartışma yok, maç yok, hakem şunu yaptı, onu yaptı diye birbirimize şey yapmıyoruz böyle. Sataşmıyoruz. Onun haricinde televizyondaki yorumcular güzel, milletin duymak istediğini anlatıyorlar. Doğru söylüyorsun. Şu an transferler konuşuyorlar. Gelenler gidenler konuşuyorlar. Güzel. Şu anda yorumcu arkadaşlar gayet mutlular tahmin ediyorum. Ama onları 11 Ağustos'tan sonra göreceğim. Aynen dediğiniz gibi. Aksal hocam, şimdi tabii Trabzon'a geçmek istiyorum. Trabzonspor'a geçmek istiyorum. Şunu sormak istiyorum. Yani şu ana kadar yapılan transferlere baktığımız zaman Trabzonspor'un eksikleri daha var mı? Sizce yapılan transferler yeterli mi? Oradan başlayalım. Tabii ki Trabzonspor o beklediğimiz transferleri yapmadı. Ona şöyle söylüyorum, ara oyuncular alındı, ana oyuncular henüz alınmadı. Dönüp aynı yere geliyoruz şimdi. Biliyorsunuz, ilk düğmeyi yanlış iliklediğiniz zaman devamı gelir. Doğru. Mesela geçen yıl şunu paylaşmıştık Radyo Spor dinleyenleriyle ve birçok yerde konuştum, televizyonlar da buna dahil. Trabzonspor kadro mühendisinde büyük yanlış yapıyor diye. Tarihinde ben size söyleyeyim, bundan tam 6 gün sonra, yani 20 Temmuz'du çünkü notlarıma bakıyorum arada bir. Ondan sonra 8 Ağustos'da yine uyarı yapmıştım. Bunun maliyetinin Trabzonspor'a çok kötü olacağını söylediğimde, işte sezon başı çok önemserim ben bu şeyleri, yorumları. Çünkü insanları aydınlatmak lazım, kulübü yönetenleri uyarmak lazım. Ve bir başka deyişle o sorumluluğu üzerinizden atıyorsunuz. Diyorsunuz ki kardeşim, ben elimden geleni yaptım, dikleri başlayınca ben eleştirileri o zaman bir kenara bırakıyorum. Diyorum ki bunlar olması lazım diye. Benim spor anlayışım, eleştiri anlayışım bu. Dolayısıyla o geçen sene yapılan yanlışları telafi etmek orada kolay olmayacak. Ama hemen şunu da söyleyeyim. Sayın Ertuğrul Doğan basın toplantısına, yani ulusal basın toplantısında şunu söyledi. Hatırlarsınız, siz de oradaydınız. Dedi ki bu yanlışı hep beraber yaptık, ben de oradaydım. Yani o yönetimin içerisindeyim. Hatasını telafi kabul etti, bunu itiraftır bu. Hatırlıyorsunuz değil mi? Evet, böyle bir evet. Yani ben doğru dedim, siz doğru dediniz, evet. Ben tabii bunu kabul etmesi güzel. Fakat Trabzonspor camiasına bakıyorsunuz, birçok kişiyle konuşuyoruz, sosyal medyayı takip ediyoruz. Yok Sayın Ahmet Ağoğlu, Sayın Ertuğrul Doğan, işte Sayın Abdullah Avcı, bunlar şu daha fazla hata yaptı, bu daha fazla hata yaptı diyerek, eğer bunun üzerinden şöyle bir gruplaşma, bir rekabet veya bir münakaşa olursa bu hoş bir şey değil. Bu hata yapıldı artık. Bunun telafisi nasıl edilir, ona bakmak lazım. Tabii bunlar uzun konular. Şimdi mevcut yönetim şey yapıyor. Bazı oyuncuları göndermek istiyor. Mesela Bartra gönderildi değil mi? Evet, gitti. Bakıyorum sosyal medyaya. Ya arkadaş, bırakın da bu işin uzmanları yorumlasın. Şimdi vatandaş tabii şeyi de haklı. Soru sormaktan, merak etmekte haklı. Bartra'nın yıllık maliyetine baktığınız zaman Trabzonspor bunu gönderdi, oradan ne kadar kar yaptı? Bartra'nın Trabzonspor'a faydası oldu mu, beklentileri karşılayamadı. Oysa transfer edildiğinde insanlar ne kadar mutluydu değil mi? Evet, evet. Kaliteli bir oyuncu alıyorsunuz, ismi olan bir oyuncu alıyorsunuz ama sahaya çıkıldığında baktı ki aldığı para ve kalitesi buna orantılı değil.
Burada şunu çok net söyleyeyim. Trabzonspor ismi olan oyuncuları transfer ettiğinde isminin karşılığını veremediler. Burada anlaşalım bir kere. İsmi bilinmeyen, duyulmayan oyuncuların katkısı çok daha fazla olmuştur. İlginç bir bakış açısı. Tabii bakın, Vakame'yi kim bilirdi? Valla bilmezdik. Hayır. Charlotte böyle miydi? Hayır. Bakın, o zaman ben sizinle tanışmıyordum. Skoro TV'deki YouTube kanalındaki şeylere bakarlar. Aksel Leoz ne dedi diye. Veya çok isim var, şu an aklıma gelmiyor. Diyeceğim o ki Trabzonspor onlar için de biçilmiş bir kaftandır. Onu değerlendirmek lazım. İyi yorumlamak lazım. İnsanları da güzel anlatmak lazım. Şimdi ne olacak? Bugün ayın diyelim kaçı? 12'si 13'ü değil mi? 14'ü bugün. 14'ü. Tabii. Yani bir 10 günlük bir süreç var Trabzonspor'un önünde. Liglerin başlamasında bir ay var. Uzun bir süre bu. Hı hı. Fakat şunu unutmamak lazım. Hocanın en büyük kozu konsantrasyon. Sağlayabildi mi şu ana kadar? Sizce? Ya konsantre olabildi mi şeye, takıma? O anlamda soruyorum. Tabii konsantrasyon zaten oldu. O geldiğinden beri bu takım çalışmaları yaptı. Oyuncularından bunu istiyor. Aslında Trabzonspor'da en büyük gücü birlik ve beraberlik. Az önce onu anlatmaya çalıştım. İşte ne diyoruz? Eski yönetim, eski hoca dediğin zaman camia içerisinde gruplaşmalar meydana geliyor ki benim camiamın en hoşuna giden şeyi budur. Eylemler budur ve söylediler budur. Bunun bir kenara bırakılması gerekir. Dolayısıyla hoca zaten Nurgül'den de takip ediyoruz. Bilmiyorum, Nurgül'e bağlanıyor musunuz? Bağlanıyorum. Ara ara şeye gidiyoruz. Oradan da bakıyoruz. Hoca bunun üzerine yoğunlaşmış. Dikkat yoğunluğu. Bu çok önemli. Futbolla bunu yakaladığınız zaman ne kadar iyi transferi yaparsanız yapın. Ne kadar iyi transferleri yaparsanız yapın. En büyük transfer birlik ve beraberliktir. Kaldı ki bu süper trend yol uzun bir şey. Uzun bir yolculuk olacak orada. Bu transferlerin devamı gelecek, onu anlatmaya çalışıyorum. Ama demin söylemiş olduğunuz cümle tam anlamıyla, yani gelen transferlerin ideal 11'i oluşturup oluşturmam anlamı da biraz sıkıntı mı olabilir diye bir şey anladım. Hayır, olmaz. Çünkü hoca inceyle ipsi dokuyor. Daha önce bildiği, tanıdığı oyuncuları tercih ediyor. Bu çok önemli. Hatırlarsınız, size dedim ki aynı bölgeden 3 tane 4 tane oyuncuyla işini çok daha kolaylaştıracak diye. Bakın sabah haberlere baktım. Mesela İsmail Kartal hoca 8 tane oyuncuyla yollarını ayırıyor, değil mi? Evet. Doğru. Şimdi dönüp bak, Trabzonspor'da aynı. Dönüp bir 2 yılın planını yapıyorsunuz, değil mi? Evet. Orada yanlış yaptığınız zaman bir sonraki hoca ne yapıyor? Bir önceki hocanın yanlışını telafi etmeye çalışıyor. Halbuki bir yıl önce ne diyorduk? Hadi ben de katayım kendimi. Oo, ne iyi transferler, değil mi? Evet. Öyle değil işte bu iş. Bu iş o kadar basit değil. Hocam şimdi şu var. Diğer camialara değil de Trabzon camiası biraz sabırsız. Bunu siz de biliyorsunuz. Okay, şimdi genlerimizde var. Hoca kendine göre bir transfer yapıyor. Doğru mu? Ve doğru. Gelen futbolcular 3+1, 2+1, 4+1 atıyorum neyse, yani uzun süreli sözleşmelerle geliyorlar. Sabırsız bir camia var. Lige kötü başlarsa Sayın Ertuğrul Doğan ne kadar hocanın arkasında durabilir? O da var çünkü. Trabzon taraftarı biraz çok daha böyle baskıcı bir taraftar yapısı var. Yani kardeşim bu gidecek dediği zaman o hoca gitmesi gerekiyor. Öyle bir yapısı var çünkü. Medya da aynı şekilde. Yani, medya biziz. Tamam, şunu söylemek istiyorum hocam. Bu kadroyu kurdu. Hoca kurdu çünkü. Gelen futbolcular hocanın istediği futbolcular. Çok erken bir ayrılık Trabzon'u çok daha geriye götürmez mi? Ertuğrul Başkan arka arkaya kötü sonuçlar geldiği zaman nasıl hocasını savunabilecek, nasıl tutabilecek, nasıl koruyabilecek? Şimdi Trabzonspor taraftarı futbolu bilir, değil mi? Evet. Fakat Trabzonspor taraftarın istediği birinci öncelik sahada koşmak, giydiği formanın taşıdığı armağanın hakkını vermektir. Hı hı. Bunu yansıttığı zaman tribünleri ve camiayı mutlu edersiniz. O zaman o camia size şunu söyler: böyle oynayın, canımı yiyin. Bu da şu demektir: tünelin ucundaki ışığı görmek lazım. Tamam. O ışığı orada gördüğünüz zaman mesela diyelim bir hazırlık maçı seyret, değil mi? Hı 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 hı. Ben orada o ışığı görüyorum. İsterse Trabzonspor o hazırlık maçlarında 2-0 değil 5-0 yansın.
Çünkü biz alıp onu o masaya şey bunun teknik analizini yaptığımız zaman işte oyuncuların performansından daha önemli hocanın oyun anlayışı, oyuncuların sahada duruşu ve anlayan yeni oyuncuların oyuncularla birlikte geçen sene bu harmanlamanın nasıl olacağı. O zaman ben şunu çok rahat söyleyebilirim. 2-3 transfer daha yapıldığında hazır mı diyorsunuz takım? Takım hazır olur mu diyorsunuz? Tabii ki yani şöyle olur. Ben önümüzdeki yıl şöyle bir Trabzonspor hayal ediyorum. Pes etmeyen, sahada teslim olmayan, rakipleri bunaltacak tam bir ekip oynayan bir takım seyredebiliriz derim buna. O zaman işte o camia der ki ya ben sabretmeliyim diye. Bakın birkaç hafta önce size şunu da paylaştım sizle. Trabzonspor sadece bu yılın planlamasını yapmıyor. Önümüzdeki yılın planlaması da buna dahil edilir. Siz bana dediniz ki ya Aksal hocam dediniz 3 yıl ülke futbolunda çok uzun bir süre. Değil mi? Hı hı. Evet uzun bir süre ama bunu insanlara anlatacaksınız. Peki şimdi gözlerimizi kapatana kadar bir yıl hemen gelip geçiyor değil mi? Evet. Ya daha kardeşim 360 gün önce başlamış, 365 gün önce başlamıştı bu lig. Hı hı. Ne çabuk gelip geçiyor bu. O zaman sabır. Anlatacağız. Tabii sabır anlatacaksınız da şimdi camiayı siz çok iyi bildiğiniz için yani şimdi, camia derken camiayı biliyorum. Ben hem sizle konuşurken sevgili Göksel Pudullu da Trabzonspor camiasının tanınan simalarından. Ben az evvel dedim ya işin uzmanları diye. Mesela sevgili Göksel Başkan hemen bana mesaj attı. Ya herkes uzmandır diyor bizde. Doğru söylüyor işte. Şimdi bak şöyle bir şey var. Futbolu hepimiz biliriz. Değil mi? Ama bu Trabzon değil. Genel anlamda bütün takımlarda da bu sıkıntı var. Hayır. Genel anlamda söylüyorum. Futbolu biliyoruz. Evet. Evet biliyoruz. Güzel. Peki hadi kardeşim. Doktora gidiyorsun. Hastasın. Ama aklın iyileşmende işe yaramaz. Bu kadar basit. Oysa futbolun içinde tıp da var. Kolay değil bu işler. Bugün bir tıp fakültesini 7 yılda bitiriyorsunuz, hukuku 4 yılda bitiriyorsunuz. Abi futbolda bilgisayar gibi sonu yok. Bak ben 61-62 yaşındayım. 45 yıldır futbolun içerisindeyim. Ortalama söylüyorum. Bana de ki ne biliyorsun? Sana şunu çok rahat söylüyorum. Bir şeyi bilmiyorum. Hala öğrenemedik. Hala bilemiyoruz. Hala anlatıyoruz. Bilmeme değil de yani bazı konularda daha şey olabilir. Çünkü teknoloji devamlı değiştiği için ama futbol tabii ki yani sizin anlamında siz futbol içinden gelen birisiniz. Futbol oynamış olan bir kişisiniz. Yani bilmiyorum demek biraz şey olur. Yanlış anlaşılma olabilir. Siz kitabını yazarsınız. Aksan hocam. Futbolun kitabını yazarsınız. Hala bu işi öğrenelim. Eksikler olabilir. Doğru. Ya ben ne dediğimi anlıyor insanlar. Anladım ne demek istediğinizi hocam. Yani kolay değil bu iş. Onu anlatmaya çalışıyorum. Kolay değil. Şimdi tabii şöyle bir şey var hocam. Siz de biliyorsunuz. Sonuçta Trabzonspor camiası içerisinde de şu anda başkana karşı olan diğer camialarda da var mesela. Sayın Ali Koç da söyledi. İşte bizim altımız oymaya çalışan eski başkan var dedi. Yani şimdi Trabzon'da aynı sıkıntılar yaşıyor. Evet Sayın Ertuğrul Doğan elinden geleni yapıyor. Para bulma anlamında elinden geleni yapıyor ama öte yandan da başarısızlığını bekleyen ve bir an önce onu indirip kendini o kürsüye oturtmaya çalışanlar da var orada. Bu da olmaz mı? Her yerde vardır ya. Ya bu da tabii ki bir dezavantaj başkan için. Yeni bir başkan, yeni bir teknik direktör, yeni bir oluşum ve sabırsız bir camia. Maalesef öyle ama şey yapıyoruz biz. Hep verdiğiniz bir örnektir. Uzun soluklu bir yapılanma diye telaffuz ederiz ama o yapılanma hiçbir önem gerçekleşmez. Sayın Ertuğrul Doğan'ın toplantısına ben de vardım. Hakikaten ben ilk kez bu kadar katılımın yüksek olduğu bir toplantı görmedim. Ne söyleyeyim? Yani bu kadar çok medya mensubunu özellikle İstanbul'daki bu kadar çok Trabzon'u yakından takip eden İstanbul medyası da var zaten içinde. Bu kadar medya mensubunu görmemiştim. Orada tabii başkanın söylemiş olduğu bazı cümleler de var finansal anlamda. Yani evet bugün Trabzonspor transfer yapıyor, taraftar transfer istiyor. Hoca özellikle hoca da mesela
Gomez'in yerine Petkovic istiyor galiba, öyle hatırlıyorum ben. Maliyet anlamda yüksek. Peki bu transferler, yani hocanın istediği bazı isimler alınamazsa yarın öbürsü gün hoca anlamında, hocanın söylemleri anlamında, hocanın yönetimi suçlama anlamında olaylar yaşanırsa camia bunu nasıl kaldıracak? Nasıl kaldırabilir? Şöyle bir şey var orada. Trabzonspor'un en büyük şansı şu. Bak hani ekonomik anlamda şanslılığı var. Hı hı. Mesela mevcut kadroda bazı oyuncular alındığında ben çok olumsuz anlamda yorum yaptım. Yani katkı sağlamazlar diye. Hı hı. Ama şimdi bu alınan oyuncular sizin ailenizde, sizin takımınızda. Hı hı. Bunları gönderme şansınız var mı? Hayır. Hı hı. Bazıları gelişime açık ama bir yıl içerisinde çok fazla yol kat edemediler ve takıma da pek katkı sağlayamadılar. Gönderemiyorsunuz, o zaman bunları kazanmanız gerekir. Zamana ihtiyaç var. Bu da şu demektir, biraz sallantı olur. Ama en büyük şansı Trabzonspor'un şu. Diğer şampiyon adayı takımları da alıp incelediğimiz zaman onların da çok eksikleri var. Onları da mesela bir program olduğu zaman anlatırım ben size. Yani bu şu demektir, sadece Trabzonspor'da eksik yok. Diğer takımlar da bu planlamayı kısa sürede yaptılar. Zamanlama hatası yaptılar. Bazı oyunculardan istedikleri verimi alamadılar. Ama 4 kulübü veya 5 kulübü alıp masaya yattığımızda Trabzonspor transfer edildiğinde şu cümleleri yapılmıştır. Trabzonspor gönlümü buldu diye. Çıkarırım bakın. Evet, doğru. Futbolda en büyük etken psikolojidir. Algıların etkisi altında kaldığınız zaman ne olur? Tüm konsantrasyonunuz bozulur. Şunu anlatmaya çalışıyorum. Bugün siz bana bağlandınız. Akşam üzeri başka bir kanal bağlanacak. Sesimizin çıktığı yerde anlatacağız. Kardeşim, Trabzonspor'un borcu çok. Bu ekonomiyi yürütmek, takımı yeniden ayağa kaldırmak o kadar kolay değil. Gelsin az evvel ben size o kadar futbolu bilmiyoruz değil mi? Yani bu benim ne kadar şey olduğumu gösteriyor. Ne kadar mütevazi oldum futbol alanında söylüyorum. Ama gelsin benimle kim olursa olsun tartışalım. Doğru. Son bir yıl iyi yönetilmedi. Çok büyük hatalar yapıldı. Telafisi o kadar kolay olmayacak. Allemi Can gelse kısa sürede çok büyük işleri başarması lazım. Bunu başarır mı Trabzonspor camiası? Tabii ki başarır. İşi imkansız değil. Ama bunu başarırken diğer şampiyon adayı takımlarda yanlış yaparlarsa Trabzonspor'un işi daha kolay olur, daha erken adaya kadar. Dört takımı alıp inceliyoruz biz. Ondan sonra ben bu işi biliyorum dediğiniz zaman bu havanla su dövmeye benzermiş. Göremezsiniz, yapamazsınız. Bütün kulüplerimiz bu yanlışı yapıyor. Şimdi bakın, alt liglere bakın. İkinci lige bakın. Trendyol birinci lige bakın. Süper lige bakın. Futbolu yöneten insanların şeyi yok böyle. Yani nasıl anlatayım? Plan programı yok. Ülke futbolunda plan programı yok. Öte yandan günlük yaşıyoruz. Ülke futbolunda günlük yaşıyoruz hocam. Ya tabii ki bakın, ben şimdi birçok programda anlattığım için şimdi yayınlarımızı sürekli takip edenler ne demek istediğimi anlarlar. Hocam şunu yapayım mı? Çok kısa bir araya gitmek zorundayım. Tamam. Ülke futbolunda günlük yaşıyoruz kısmını oradan sonra açıklarsanız çok sevinirim. Kısa bir ara veririz. Aradan sonra Milliyet Gazetesi spor yazarı ve Skorer TV yorumcusu Aksal Yavuz'a sohbetimiz devam edecek. HDI Sigorta'nın sunduğu Aygün Özipek'le Ters Köşe devam ediyor. Evet, Ters Köşe devam ediyor. Hattımıza Milliyet Gazetesi spor yazarı ve Skorer TV yorumcusu Aksal Yavuz. Hocam, Türkiye Futbol Federasyonu, yani ülke futbolu öyle diyelim. Biz günlük yaşıyoruz. Yani bizim kurallarımız hep günden güne değişiyor. Ondan dolayı da zaten futbol anlamında bir yere gelemiyoruz. Oradan devam edelim isterseniz. Buyurun. Ya Ağustos böceği, karınca şeyi vardır, masalı vardır. Bilirsiniz değil mi? Evet, evet. Yıllar sonra öğrendik Ağustos böceğinin ikisine yaşamadığını. Evet, doğru. Yani? Yani şu, birçok şeyi yanlış biliyoruz. Doğru. Evet, günlük yaşıyoruz. Tıpkı Ağustos Bey'in olduğu gibi veya bir kelebeğin olduğu gibi. Mesela milli takım üzerinden eleştireyim. Bazı kulüpleri, bazı futbolcular üzerinden eleştiririm ama insanlar yanlış anlar. Siz beni tanıyorsunuz, biliyorsunuz. Hı hı. Kitabın ortasından konuşmaya çalışan bir adam, ucun nereye dokunsa dokunur. Ama futbol camiası biraz şey olduğu için misal veriyorum. Allah rızası için bana anlat. Yanlışım varsa. Geçen derdim sana o örneği de sen de bana Arda üzerinden verdin. Dedi ki Tolunay'ı da oynatmıyor değil mi? Evet.
Abi kimse kusura bakmayacak. Bu konuyu değil de mesela Ömür'ü ya çıksın bana anlatsın kum soracağım. Veya Halil Sevgili Halil Havuk'tur. Zaten karşılaştığında soracağım buna. Bir hukukumuz vardır. Hı hı. 22-23 yaşındaki futbolcuyu milli takıma çağırmıyorsunuz. Peki seni bu size lazım olacak? Ya çıkın bana anlatın. Bakın şu anda ben size söylüyorum. Not al Sevgili Halil. Buyurun. Buyurun bu lige damgasını Abdülkadir Ömür vuracak. Evet bunu söylüyorsunuz hocam devamlı. Söylüyorum. Söylüyorum. Ben nasıl ki Arda Real Madrid'e gitti benim tüylerim diken diken oldu. Ben oraya Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş diye bakmıyorum. Ben spor adamıyım. Spor kardeşim. Sever olarak bakıyorsun. Hayır ben yaşadıklarımı tecrübe edemeye geldim yazılı oldum. Niye antrenör olmadım? Yapamazdım. Beni kovarlardı. Ha, bu camiada da kovana kadar olacağım. Anlatacağım. Kardeşim art niyet arıyorum ya anlayın bunu ya. Bir art niyet var zaten canım onu aramaya gerek yok ki belli gözüküyor şimdi yani. Benim açımdan ben art niyet diyorum yani kimse kusura bakmasın. Bakın şimdi Anadolu'da oynayan bir futbolcu ağzıyla kuş tutsa milli takım kadrosuna alınmaz. Evet. Ama geliyor 4 tane büyük kulübe 4 büyük takım olduğu gecenin ertesi zaman milli takımda. Arkadaşlar bu ülke futbolu nasıl kaldırmayacağız? Ya gezin kardeşim gezin dolaşın. Şimdi az evvel şeye baktım işte dedim ya sana İsmail Hoca'nın yollayacağı futbolculara vallahi billahi tillahi alındığı zaman dedim ki bunları nasıl alıyorlar? Sonra da ne oluyor? Abi eleştirdiğin zaman diyelim. Hı hı. Ya işte lig başlamadı niye eleştiriyorsun? Abi bu eleştiriler sezon başı yapılır kardeşim. Sezon başı uyaracaksın. Ha camian etkin, tanınan, bilinen spor adamlarındansanız yönetim ve başkanlar sizi önemser. Der ki ulan bu adam der. Bak böyle anlatıyor bunu. Ben söyledim geçen hafta yayını kapatırken. Galatasaray dedim geçen yıl Trabzonspor'un yaptığı hatayı yapmamalı. Ama mesela bakıyorsunuz Galatasaray yönetimi bir yıl içerisinde o kadar güzel işleri yaptı ki. Ben söyledim Galatasaray şampiyon olur dedim. Hatırlıyor musun? Evet doğru. Diğer şampiyon adayı takımlara bakıyorsunuz büyük yanlışlar yapılıyor. Abi futbol aklının olması lazım. Bir oyun hafızasının olması lazım. Kulübün hafızasının olması lazım. Şimdi evet ülke futbolu. Ya biz dünyanın en iyi oyuncularını getirdik. 6 ay sonra yolladık. Milli takım hocalarını bahsediyor. Allah razı olsun Septiontek'ten. Geldiler de bize işi öğrettiler. Oradan bir devam ettik. Onların sayesinde çok kişi de hoca oldu. Ben şimdi top oynadığım zaman... 4 tane 5 tane teknik adam vardı ülkece. Geldik 60 küsür yaşında aynı hocalar devam ediyor. Niye gençlere bu şansı vermiyoruz? Verilebilir mi o şans? Verilmiyor kardeşim. Verilmiyor. Parası ve şöhreti olanlar ön koltukta devam ettiği müddetçe olması çok zor. Kırıl kırıl arkadaşlarımız var. Yorumcular da buna dahil. Çok kişi tanıyoruz. Spor adamları bunlara belki az hız parasına çalışıyorlar. Aygün. Biliyorum. Heh, ben şimdi geleceğim diyelim ki siz büyük bir kurumsunuz, işte televizyonsunuz, açtınız, bana teklif ettiniz. Ben senin kanalının sahibini tanımamalıyım, bilmemeliyim. Senin genel yayın yönetmeninin sadece adını bilmeliyim. Yorumcu gelecek orada takır 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 konuşacak. Ben seninle iyi geçinirsem, sana şirin görünürsem ne güzel bir memleket. Sonra da işte Bal Ligi'ne devam eder gideriz abi. Olay budur. Doğru. Katılıyorum. Sonuna kadar katılıyorum. Aynı zamanda saate de bakıyorum. Çünkü reklama gideceğim. Biliyorsun. Devam ediyor şey mi? Evet. Bir kısa aramız var. Tamam. Aradan sonra sohbetimiz devam edecek. Eyvallah. HDI Sigorta'nın sunduğu Aygün Özipek'le Ters Köşe devam ediyor. HDI Sigorta. Evet, Milliyet Gazetesi spor yazarı ve Skorer TV yorumcusu Aksal Yavuz'la sohbetimiz devam ediyor. Tabii ki arkanda birinin olması lazım bir yere gelmek için, onu da söyleyeyim ama tabii kanallarda da çok rahat bir şekilde konuşmak gerektiğini söylüyor Aksal Hocam. Neler söylesiniz başka hocam? Şimdi sana WhatsApp'ını da yazıyorum ben. Öyle mi? Osman'la buluşacağız. Aa, Osman Babuççi'ye selamla olsun. Tabii abi sen de ol aramızda canım. Niyeyse sen ayrımız gayrımız yok. Yayın çıkışı ararım size o zaman.
Tabii tabii. Onun haricinde ne söyleyeceğim? Soru sorarsan cevap vereyim. Böyle şey yapmak istemiyorum. Şunu söyleyeyim hocam. Son olarak şunu söyleyeyim. Siz de vaktinizi fazla almak istemiyorum. Gördüğünüz kadarıyla, takımlara baktığınız kadar, hazır tabii kamplara. Hangi takım bu sene biraz daha önde görüyorsunuz? Onu sorayım bari size. Yo, şu an onu şey yapmak çok zor. Çünkü şeye bakmak lazım. Kimler hangi mevkileri nasıl doldurdular diye. Tabii burada bir Galatasaray'ın kadroyu çok fazla değiştirmeden transferler yaptığını söylememiz lazım. Ya Trabzon yeni bir yapılanmaya gitti. Beşiktaş'ın kadrosunu ben beğeniyorum hocam. Beşiktaş 1-2 takviye yaparak bence geçen sene çok daha üzerine çıkacaktır tahmin ediyorum. Şey ya olacağını. Geçen günün nerede? Bir kanaldaydım, orada konuşuyorduk. Ben senin söylediklerine katılıyorum. Arkadaşlar bana dedi ki abi dediler işte şu oyuncular gitti. Orada iyi hamle yapması lazım. Şimdi şöyle bir şey var. Hakikaten dediğiniz doğru. Doğru ama İşte dediğim gibi alınan oyuncular sezona nasıl başlayacaklar, teknik adam, tabii biz sürekli hep Trabzonspor'u alıp şey yaptığımız zaman işte diğer takımlara da bakıyoruz, orada o yorumlara yapıyoruz. Kolay bir soru değil bu. Kolay bu soru değil mi? İnsanlara çok yanlış yönlendirmeyeyim ama çok keyifli bir sezon olacak gibi. İnşallah öyle olur hocam. Peki. Ama benim şu anda en büyük şeyim, en büyük isteğim, en büyük dileğim takımlarımızın Avrupa kupalarında başarılı olması. Ne diyeyim başkan? En büyük hedefimiz şu anda ülke puanı için takımlarımızın başarısı. Ülke puanı tabii çok önemli. Buna ihtiyacımız var. Hocam çok teşekkürler yayınımıza bağlandığınız için. Kendinize çok çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Sağ olun, görüşmek üzere. Evet, hattımızda Milliyet Gazetesi spor yazarı ve aynı zamanda Skorer TV yorumcusu Aksal hocam vardı. Detaylı bir aslında Trabzonspor analizi de yaptık. Hakikaten takımlarımızı zor bir süreç bekliyor. İşte bize bağlanan Fenerbahçe taraftarları da aynı şeyi söylüyor. Zor bir dönem. Ama tabii ki transferler kolay değil, onu belirtelim. Kolay değil transferler. Şimdi bakıyorum ben, o gelsin bu gitsin, onu alalım bunu alalım diye devamlı taraftarlar sosyal medyada, özellikle sosyal medyada bu anlamda yorumlar yapıyorlar. İşte efendim o takım bunu aldı, biz kimi alıyoruz, biz neden böyleyiz gibi yorumlar yapıyor ama kulüplerin gelmiş olduğu nokta kolay bir nokta değil, onu belirtelim. Yani şu an kulüplerin borçları dört büyük kulübün borcu 20 küsür milyar TL'leri geçmiş vaziyette. Bunlar kolay işler değil. Evet, şu anda attığımızda spor hukuku avukatı Fatih Şaşıoğlu var. Hocam yayınımıza hoş geldiniz. Nasılsınız? Merhaba, hoş bulduk. Her gün iyiyim. Sağ olun. Siz nasılsınız? Sağ olun. Şimdi şunu soruyordum. Yani kulüplerimizin işi kolay değil hakikaten. Baktığımız zaman 4 büyük kulübümüzün borcu 20 milyar TL'leri geçmiş vaziyette. Ama öte yandan dönüyoruz. Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı diyor ki kulüplerimizin durumu iyi değil diyor. Ama bir bakıyorum gene SGK borçları iptal ediliyor. %25'lerden harcama limitleri %40'lara çıkartılıyor. Yani bir yandan da bunun önünü açan bir federasyon var. Kulüplerimiz ne yapmak zorunda kalacak? Yani bu borçlar ödenmesi mümkün değil. Yani altyapıdan her ay, her sene 10 tane futbolcu çıkarsın, her sene bu futbolcuları 40'ar 50'şer milyon eurolara satsan belki kurtarabilirsin kendini ama ne olacak hocam? Nedir durum? Kurtuluş nedir? Kulüplerin başına yani İngiltere'deki gibi, İspanya'daki gibi böyle bir tüzükleri değiştirip böyle bir ortaklar mı gelmeli veya satılmalı mı kulüpler, neler söylersin? Oradan başlayalım hocam, buyurun. Öncelikle teşekkür ederim değerli programımıza konuk ettiğiniz için. Her zaman efendim. Türk kulüplerimizin elbette en büyük problemlerinden biri mali sıkıntılar. Kulüplerimizin daha iyi seviyelerde olmasını, Avrupa'daki bir dönem eşdeğer olduğu rakipleriyle aynı düzeyde mücadele edilmesini canı gönülden istiyoruz. Tabii bunun gerçekleşebilmesi için öncelikle bu mali problemlerin bertaraf edilmesi gerekiyor. Fakat bunlar kümülatif bir şekilde üst üste yığılarak her sene artarak devam ediyor. Hı hı. Bahsettiğiniz gibi harcama limitlerine bazı esneklikler tanınıyor. Fakat bunlar da bu sarmalın daha da yoğunlaşmasına sebebiyet verebiliyor. Dolayısıyla burada kulüplerin yeni gelir yaratmaları, yeni gelir kapıları yaratmaları zorunluluğu doğuyor. Harcama kalemlerini düşürmeleri gerekiyor. Ama tabii ki bunlarla alakalı süreçler devam ederken bir de geçmişten gelen davalar ya da futbolcuların ya da personelin açmış olduğu davalardan gelen cezalar, bunların faizleri vesaire üzerine eklendiğinde içinden çıkılmaz bir hal alıyor. Dediğiniz gibi öte yandan maliyeye, SGK'ya olan borçlar var. Tabii maliye ve SGK konusu şöyle, federasyon normal şartlarda talimatta şu yazıyor: kulüplerin nasıl futbolculara, personele, diğer kulüplere, federasyona borcu olmayacağı gibi
Maliye ve SGK'ya da borcun olmaması gerekiyor. Borçsuzluk yazısı istiyor değil mi? Borçsuzluk yazısı. Aynen öyle. Aynen. Bunun olmadığı durumda kulübün o yıl ilgili sezona kabulü mümkün olmuyor. Fakat bu her yıl erteleniyor. Talimatta geçici bir madde ekleniyor. Bu, yani talimatta atıf yapılıyor ve bu hüküm bu yıl uygulanmaz diyor. Tabii nereye kadar uygulanacak onu da bilmiyoruz ama şu an haklısınız, içinden çıkaması zor duruyor. 12. maddenin 2. fıkrası diyorlar. Öyle bir şey vardı, öyle bir şey gördüm çünkü. Son 7 aynen. sezondur, yeni 7 senedir maalesef kulüplerimize bu uygulanıyormuş. Yani bizler nasıl ödüyoruz? Onlar niye ödemiyor ondan anlamış değilim. Açık öne söyleyeyim yani. Her sene erteleniyor bu. Yani evet. Önümüzdeki yıllarda da ertelenecek gibi duruyor. Bu maddeyle. Evet hocam, geçen de bir haber gördüm. Şöyle söyleyeyim. Biliyorsunuz Fenerbahçe bir hazırlık maçı yaptı. Rusya'da ve biliyorsunuz Rusya-Ukrayna arası sıkıntılar var. Fenerbahçe'nin UEFA'dan müsabakalarından men edileceği yönünde bir Ukrayna Federasyonu'nun UEFA'ya Fenerbahçe'yi şikayet ettiği yönde bir haber vardı. Siz de zaten bununla ilgili çok önemli açıklamalar yaptınız. Nedir bu o haberin detayı nedir? Böyle bir sıkıntı doğabilir mi? Fenerbahçe'yi nasıl bir sıkıntı bekliyor? Oradan başlayalım isterseniz hocam. Tabii ki. Şimdi bildiğiniz üzere Rusya'da bir özel turnuva düzenlendi ve bu turnuvanın ardından Dinamo Kiev bir açıklama yaptı ve Fenerbahçe ile ilgili bazı ifadelerde bulundu ve Fenerbahçe'nin UEFA'ya şikayet edileceğini söyledi. Bununla ilgili iki gün önce haberler çıktı. Ben de inceledim haberleri. Şimdi burada talimatlara bakarak, yani mevzuatımız bizim ne söylüyor ve FIFA'nın mevzuatı ne söylüyor, buna bakarak ilerlemekte fayda var. Türkiye Futbol Federasyonu'nun özel müsabaka ve turnuva talimatında çok açık bir hüküm var. Kulüplerin TFF'ye tescili bulunmayan, yani yabancı kulüplerle alakalı, hı hı. bir bu kulüplerin katılımıyla yurt içinde ya da yurt dışında bir özel turnuvaya katılması durumunda FIFA'nın uluslararası maçları düzenleyen talimat hükümleri uygulanır diyor. Dolayısıyla burada federasyonumuz yabancılık unsuru içeriyorsa FIFA'ya atıfta bulunuyor. Hı hı. FIFA'nın ilgili talimat maddesinde de kulüplerin böyle bir turnuvaya katılmadan önce bağlı bulunduğu federasyondan, yani burada Türkiye Futbol Federasyonu söz konusu ve ayrıca bu federasyonun da bağlı bulunduğu konfederasyon, yani UEFA, böyle bir onay sürecinden geçilmesi gerektiğini söylüyor. Ardından ev sahibi kulüp, bu FIFA'nın talimatında geçiyor bu hususta, ev sahibi kulüp FIFA'ya tüm bu gerekli evrakları sunuyor. Son başvuruyu yapıyor. FIFA'da hakem atamalarını vesaire, gözlemci atamalarını gerçekleştirip bu turnuvanın gerçekleşmesine müsaade ediyor. Dolayısıyla Fenerbahçe'nin Rusya'daki böyle bir özel turnuvaya katılması hem Türkiye Futbol Federasyonu, hem UEFA, hem de FIFA'nın denetiminden geçerek, onayından geçerek gerçekleşen bir süreç. Dolayısıyla bu sürece onay veren kurumların Fenerbahçe'ye bir yaptırım uygulama ihtimali de bulunmuyor. Ardından şunu da söylemek lazım. Rusya, her ne kadar son yıllarda Rusya hakkında, Rus kulüpler, Rus futbolcular hakkında bazı yaptırımlar uygulansa da Rusya hali hazırda bir UEFA ve FIFA üyesi. Doğru. Dolayısıyla bu üyelik devam ettiği müddetçe FIFA'nın, UEFA'nın bir mensubu olan bir federasyonun kulübüyle alakalı müsabakalarda, özel müsabakalarda da böyle bir yaptırım uygulayacağını düşünmüyorum. Evet, şunu sormak istiyorum. Attığımızda spor avukatı, avukat Fatih Şaşoğlu var. Hocam şunu sormak istiyorum. Şimdi birçok dosyalarımız bizim Avrupa'da, biliyorsunuz. Neden dolayı diyorum? Alacak dosyalar, özellikle işte kulüpler maalesef demin de söylemiş olduğunuz ödemeler yapmıyor ondan dolayı. Türkiye galiba bu sıralamada üstlerde tahmin ediyorum değil mi? Ödememe konusunda, futbolcu alacakları konusunda. Bunlarla ilgili neler söylersiniz? FIFA nezdinde ve TFF nezdinde nelere dikkat edilmesi gerekiyor? Ne yapılması gerekiyor? Neler söylersiniz hocam? Şöyle başlayayım. Verdiğiniz istatistik doğru. Maalesef FIFA'nın kulüplerle futbolcu arasındaki uyuşmazlıklarda verdiği kararlar büyük çoğunluğu demeyeyim ama yani ilk 3 sıralamada Türkiye bulunuyor. İşte Orta Doğu kulüpleri var, bazı Afrika kulüpleri var ama çoğunlukla maalesef kulüplerimiz burada yer alıyor. Ya burada süreçten ben biraz bahsedeyim. Yine federasyonumuzun talimatlarında belli bir fesih usulü öngörülüyor. Zaten bazı sezonlarda işte bazı kulüplerin futbolcuyla ilgili bu şeyden haberdar olmuştur kamuoyu. Örnek veriyorum, X bir futbolcu da fesih tehlikesi, alacaklarını alamadığı için ihtar çekti. Eğer şu kadar sürede ödeme yapılmazsa sözleşmesini feshedebilecek. Bu maalesef kulüplerimizin zorluk yaşadığı bir durum. Çünkü talimat diyor ki
futbolcu alacaklarını alamıyorsa kulübe bir ihbarname gönderir ve kulübe 30 günlük bir ödeme süresi tanır. 30 gün içinde kulüp bu ödemeyi yapmazsa, tam bir şekilde yapmazsa, futbolcu 7 gün içinde çekeceği bir ihbarname ile sözleşmesini hak nedeniyle feshedebilir. Şimdi bunun iki tane ağır sonucu var. Birincisi, kulüp sonuç olarak yatırım yaptığı, belki bonservis bedeli ödediği, belki kadro planlamasını üzerine kurduğu bir futbolcudan mahrum kalıyor. Artık futbolcu serbest statüde oluyor ve kulüp bu futbolcudan faydalanamıyor. Bu çok büyük bir problem. Özellikle bu futbolcu eğer kulübün kilit oyuncusuysa gerçekten içinden çıkmaz bir hal alıyor. Hı hı. Bir diğer problem ise, şimdi siz bir kulüp olarak bir futbolcuyla sözleşme imzaladığınızda sözleşme süresi boyunca orada yazan garanti ücretleri futbolcuya ödemeyi taahhüt ediyorsunuz. Zaten adının garanti ücret olmasının sebebi bu. 3 yıllık bir sözleşme imzaladınız. Sözleşmenin ikinci ayında futbolcuyla problem yaşadınız. Futbolcu bir ihbarname gönderdi ve siz 30 günlük süre içinde kulüp olarak bu ödemeyi yapmadınız. Futbolcuya, futbolcunun açacağı bir dava ile 3 yıllık ücretini ödemek zorunda kalıyorsunuz. Elbette futbolcu gidip başka bir kulüple anlaşırsa burada kazanacağı ücret belli bir hesaplama kriterleri var. Bu tazminattan düşürüyor ama maalesef ülkemizde bazı örnekler var. Birazdan uygun görürseniz isim vermeden anlatırım. Tabii tabii. Futbolcu ülkemizde kulüple 1 milyon euroluk bir sözleşme imzalıyor. Fesih yapıyor. Bir dava açıyor ama gittiği kulüpte 100 bin euroya anlaşıyor. Dolayısıyla burada tazminattan indirim yapılması çok mümkün olmuyor. Durum böyle. Bazı futbolcuların da paraları mesela menajerler üzerinden de aktarımlar olabiliyor. Bunlar da var ülkemizde maalesef. Menajer üzerinden de maalesef. Hocam çok kısa bir reklam aramız var. Oraya gidelim. Çünkü çok güncel bir konu var. Özellikle bu 5 yıldızla ilgili, logo ile ilgili ben Sayın Ali Koç'un da basın toplantısına katıldım. Orada Sayın Başkan'ın cümleleri var. Fethi Pekin'in de bunun anlamda, hukuki anlamda çalışmaları var. Onları size sormak istiyorum ama kısa bir aradan sonra Sayın Avukat Fatih Şaşıoğlu ile sohbetimiz devam edecek. HDI Sigorta'nın sunduğu Aygün Özipek'le Ters Köşe devam ediyor. Evet, Ters Köşe devam ediyor. Saatlerimiz 11.17'yi gösterir. Spor hukuku avukatı Sayın Fatih Şaşıoğlu bizlerle beraber. Hocam, şimdi yaklaşık 25-30 milyon taraftar olan bir camianın başkanı Türkiye Futbol Federasyonu'na bir resmi yazıda başvuruda bulunuyor. 1959 öncesi şampiyonluklarla ilgili. Tabii bununla ilgili yaklaşık 2 seneye geçmiş vaziyette bir cevap verilmiyor. Oradan başlayalım isterseniz. Bu anlamda tabii bu soruyu soracağım size ama Türkiye Futbol Federasyonu niye böyle bir resmi yazıya cevap vermek istemez veya veremez? Veya Türkiye Futbol Federasyonu ne yapması lazım? Oradan başlayalım. Sonra ben Fenerbahçe'nin logo ile ilgili size sorusunu soracağım. Buyurun efendim. Tabii ki tahminde bulunabilirim burada. Türkiye Futbol Federasyonu bundan önceki yönetim döneminde bu başvuruyu aldı. Bununla ilgili hiçbir gelişme gerçekleşmedi. Mevcut başkanın bir önceki yönetim, yani devam yönetimi sırasında şöyle bir açıklaması oldu. Biz bu konuyu değerlendireceğiz ama öncelikle daha acil problemlerimiz var. Bunları çözmemiz lazım dedi. Yine herhangi bir yanıt verilmedi. Ardından mevcut yönetim bir aslında güven oyu aldı. Yeniden seçildi. Yeni bir yönetim kurulu ile birlikte. Hı hı. Ve şu an halihazırda bu başvuruya yanıt verilmiş değil. Tabii Fenerbahçe burada bu yanıtı bekliyor yıllardır ama bir yandan başka bir girişimde bulundu. Tabii bunu Sayın Meslektaş'ın Fethi Pekin de açıkladı. Hı hı. Bununla ilgili dilerseniz bilgi verebilirim ama şu anda federasyon bence... Bu tabii ki tekrar ediyorum benim tahminim. Bence artık federasyon bununla ilgili bir karar verecek ama bu kararın ne olduğu, ihtimallerin ne olacağı biraz mevzuata göre açıklanabilecek. Aslında zor bir şey değil hocam, yani Sayın Fatih Şaşıoğlu, zor bir şey değil. Evet. Yani çağırırsınız hukukçuları, çağırırsınız ne bileyim tarihçileri, doğru mu? Bir odada toplarsınız, konuşturursunuz. Her iki kulüpten, Fenerbahçe'den, Galatasaray veya diğer kulüplerden de çağırırsınız. Orada bir kararı verilir. Şimdi Fenerbahçe Spor Kulübü 5 yıldızlı logoyu patentini aldı. Evet aldı. Ve bu bunu şu anda kullanmaya başladı. Ne olacak? Şöyle ben net bir soru değil mi? Ne olacak bundan sonra? Tabii ki, aynen. Şimdi burada federasyonun önünde zor bir karar var. Federasyon ya Fenerbahçe'nin yapmış olduğu tescil başvurusunun ardından kullanmak istediği logoyu kullanmasına göz yumacak ya da bir talimat değişikliğine girecek. Neden talimat değişikliğine girecek? Altyapısını şöyle anlatayım size. Şimdi kulüpler
federasyona her sezon öncesinde kullanacakları logoları, işte formaları vesaire, bu tür kurumsal kimlik adı altındaki şeyleri bildirir. Federasyonda tabii ki bir usulü aykırılık ya da başka bir problem görmediği müddetçe bunları onay verir ve kulüplerin ilgili müsabakalara, ilgili liglere katılımı onaylanır. Şimdi mevcut talimatlarda, yani sportif ekipman talimatında ya da diğer talimat, federasyon talimatlarında kulüplerin logolarında yıldız kullanamayacaklarına dair ya da herhangi bir işaret kullanamayacaklarına dair bir ifade yok. Dolayısıyla kulüplerin logolarında yıldız kullanımı serbest diyebiliriz. Nitekim ülkemizde Sivasspor'un, Bursaspor'un, yine ikincilikte, üçüncülükteki bazı kulüplerimizin logolarında yıldız olduğunu görüyoruz. Tabii federasyon burada şunu diyebilir. Yani bir talimat değişikliğine giderek, örnek veriyorum, kulüplerin işte spor ekipman talimatının ilgili maddesini arkadan dolanmak için ya da kötü niyetli bir şekilde şampiyonluk yıldızı anlamına gelebilecek kullanımları mümkün değildir ya da bu engellenir tarzında bir talimat değişikliğine giderse, zaten burada açıkça federasyon şunu demek istiyor: ben 5 yıldız kullanımına izin vermeyeceğim demek ister böyle bir ihtimalde. Bunu engellemesi mümkün ama bunu yapar mı yoksa sessiz mi kalır? Bu tamamen şu anda bütün yazışmalar, bütün her şey 5 yıldızlı logo üzerinden, yani patentli logo üzerinden yapılıyor şu anda. Hali hazırda federasyonun buna karşı bir tavır alması söz konusu değil. Ya da federasyonun bir yönetim kurulu kararıyla Fenerbahçe'nin bu 5 yıldız logoyu kabul etmediğine dair bir açıklaması yok. Bir sezonda başlayacak. Dolayısıyla ben sanki birinci ihtimalin, yani federasyonun sessiz kalma ihtimalinin daha yüksek olduğunu düşünüyorum. Peki bir şey söylemek istiyorum. Yani diyelim ki bu logoyu Fenerbahçe Spor Kulübü tescil etmeseydi, yani patentini almamış olsaydı, diğer dediğimiz şekilde 5 yıldızlı formalarla çıkıyor olsaydı nasıl bir sonuçla karşı karşıya kalırdı Fenerbahçe? Ya şimdi patent aslında Sınav Mülkiyet Kanunu çerçevesinde kulübün üçüncü kişilere karşı haklarını korumak için alınan bir husus. Yani bu Türk Patent Enstitüsü tarafından verilen ve tamamen bu mevzuat çerçevesinde değerlendirmesi yapılan bir husus. Fenerbahçe bunu bu başvuruyu yapmamış olsaydı da yine de ben bunu kullanmak istiyorum diyebilirdi. Ama tabii ki özellikle bu tür kurumsal firmalarda elbette bu başvuruyu yaparlar ve üçüncü kişilerin kötü niyetli kullanımlarının önüne geçmek isterler. O yüzden sonucu etkisi olmasa da böyle bir başvuru yapılması normal karşılıyorum. Peki benim sormayı unuttum. Sizin eklemek istediğiniz farklı bir konu var mı? Yani aynı konudan devam edecek olursak burada hani Fenerbahçe'nin karşılaşabileceği bir problem var mı? Onu sordum yani bir şey, çünkü yani ne bileyim işte puan, para cezaları, arkasından puan silme, ne bileyim alttan düşürme gibi gibi, küme düşme gibi gibi var mı öyle bir şey, sıkıntı? Şimdi 5 yıldızlı logo patentini aldı. Bu dakikadan sonra benim anladığım kadarıyla hukuki anlamda Fenerbahçe sıkıntıyı çözmüş vaziyette. Çünkü kardeşim benim logom bu diyor ve her sene bu logoyu patentini almak zorunda galiba, değil mi? Ben mi yanlış biliyorum? Bu onu patent... belli... Buyurun buyurun efendim, buyurun, dinliyorum size, buyurun. Yani patenti belli sürelerde, belli periyotlarda yenilemesi gerekiyor elbette ama hani federasyon nezdinde ya da başka bir şeyde bu patenti yenilemesi zorunluluğu yok. Onun haricinde şimdi Fenerbahçe ne gibi bir problemle karşılaşabilir? Talimatlar şunu söylüyor: sportif ekipman talimatında kulüplerin armalarının üzerine her bir şampiyonla bir yıldız denk gelecek şekilde yıldız takma hakkı var. Bu bir zorunluluk değil. Yani şöyle bir yanlış anlaşılma olmasın. 5 yıldızın üzerine 3 yıldız gelecek gibi bir şey olmasın. Kulüpler bunu serbest bir şekilde takdir edebiliyor. Futbol müsabaka talimatı ise şunu söylüyor: kulüplerin sportif ekipman talimatına aykırı bir şekilde sahaya çıkması halinde işte uyarı, puan silme ve bir alt lige düşürme şeklinde kademeli artan cezalar var. Fakat Fenerbahçe hali hazırda bu logo ile talimata aykırı gelmiyor. Çünkü federasyonun talimatlarında logolarda yıldız kullanımını ya da işte şampiyonluk anlamına gelecek bir şeyi kötü niyetli bir ifadeyle kullanmalarının önüne geçebilecek bir talimat hükmü yok. O yüzden mevcut düzenleme çerçevesinde söylüyorum, tekrar altını çizeyim. Fenerbahçe'nin bu kullanımını engelleyecek bir hüküm yok ama belli olmaz. Federasyon bir talimat değişikliğine giderse işler değişebilir. Federasyonun burada yapacağı bir talimat değişikliği ya da federasyonun Fenerbahçe'nin bu 5 yıldız logoyu kullanmasını engelleyecek bir kararına karşı Fenerbahçe Tahkim Kurulu'na başvurabilir.
Tahkim kurulu vereceği karar burada kesindir. Tahkim kararı kesindir diyorsunuz. Aynen. Peki çok teşekkürler yayınımıza bağlandığınız için. Ederim demek, ben teşekkür ederim, iyi yayınlar dilerim. Evet, hattımızda spor hukuk avukatı avukat Fatih Şaşıoğlu vardı. Kendisine çok teşekkür ediyoruz. Çok önemli bilgiler paylaştı. Özellikle bu 5 yıldız konusuyla ilgili logo tescili yaptı Fenerbahçe Spor Kulübü. Patentini aldı. Bakalım önümüzdeki günlerde ne gösterecek, ama tabii burada en önemli şey şu. Yani bir kuruma resmi yazıyla başvurulmuş olan bir kuruma hala cevap verilememesi bence tartışılması gereken bir konu. Tabii ki Türkiye Futbol Federasyonu yetkilileri üzerine düşenleri yapmadığı için de bunun sonucuna katlanmak zorunda kalacaklar. Kimse kusura bakmasın. Şimdi Cumhuriyet'in 100. yılı kutlamalarını yaptık. Türkiye Futbol Federasyonu 100. yıl kupası verdi ama diyor ki ben 1959'dan öncesini tanımıyorum diyor. O zaman 1959'dan öncesini tanımıyorsanız Sayın Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Sayın Mehmet Büyükekşi veya yetkililer orada kim varsa orada 59 öncesi şampiyonluklardaki başarılara imza atan, bakın başarıda imza atanların da fotoğraflarını kaldırmanız lazım. O dönemde alınan kupaları da müzenizden çıkarmanız lazım. Net söylüyorum. Yani siz hem onları yapacaksınız hem de ben onu tanımam, bunu tanımam diyeceksiniz. Bu olmaz. Evet, hattımızda Burak Alaca var. Burak biliyorsunuz Ajans Spor'da basketbol editörü ve yazarı, son dönemlerde de vermiş olduğu haberlerle basketbol dünyası transferlerle çok önemli isimleri de hepimize duyurmaya başladı. Sevgili Burak, yayınımıza hoş geldin. Hoş buldum abi, iyi yayınlar. Evet Burak, son dönemlerde hakikaten yapmış olduğun haberler birçok gazetelerde de manşetlere çıkmaya başladı. Oradan başlayalım. Transfer dönemi basketbolda hızlı devam ediyor. Neler söylersin? Oradan başlayıp yavaş yavaş takımlara gelmek istiyorum. Önce neler söylersin bu anlamda? Transfer dönemi çok hızlı gidiyor. Biz de mesleğimiz gereği bu fırtınanın içine kapıldık fark ettiyseniz. Haberlerimiz güzel okunuyor. Sağ olsun taraftarlar, seyirciler ilgi gösteriyor haberlerimize. Güzel gidiyor şimdilik. Ajans Spor adına kendi adıma öyle yorumlayabilirim. Gerçekten bir basketbol sever olarak da heyecanlı bir dönem geçiriyoruz. Yani her gün bir ton spekülasyon çıkıyor. Çok yerli yerinde güzel transferler var. Yeni sezonda bizi güzel şeyler bekliyor gibi hissediyorum şu an için. Transfer durumları da durumları ne şu anda? Transfer durumları takım takım. Şöyle söyleyeyim, takım takım değil. Genel anlamda takımlar kadrolarını istenilen takviyeleri yapmaya başladı mı? O genel anlamı bir alayım, ondan sonra takım takım geçelim. Ne dersin? Genel kapsamda şunu söyleyebilirim. Avrupa transfer piyasasının en hareketli olduğu yaz aylarından dönemlerinden birini geçiriyoruz. Orası aşikar. Takımların da büyük bir kısmı, hepsi demiyorum, bazılarını tenzih ediyorum, büyük bir kısmı kadrolarının büyük kısmını oluşturdu. Yani sadece birkaç ekleme kaldı çoğu takım için. Bazıları hatta tamamen tamamladı kadrolarını. Şu an için transferde sona yaklaşıyoruz aslında. Eğer bundan sonra fırsat transferleri, kelepir transferler çıkmazsa büyük ölçüde takımlar kadrolarını tamamladı diyebilirim. Bütçe anlamında sıkıntı var mı kulüplerde? Bütçe anlamında her zaman sıkıntı var canım. Piyasa artıyor çünkü. Dolar ve Euro'daki artışlar. Tabii mevcut ülke ekonomisinde düşününce bütçe anlamında her zaman sıkıntı var. Bu bir gerçek yani maalesef. Peki Burak, istersen kısa bir araya gidelim. Aramızı verelim. Ondan sonra yavaş yavaş Fenerbahçe, Beko'dan başlayalım. Beşiktaş, Galatasaray, Anadolu Efes, hepsini tek tek konuşacağız. Ama istersen çok kısa bir reklam aramız var. Araya gidelim. Aradan sonra seninle detaylı bir basketbol sohbeti yapalım. HDI Sigorta'nın sunduğu Aygün Özipek'le Ters Köşe devam ediyor. Evet, saatlerimiz şu anda 11.30'u gösteriyor. Hattımızda da Ajans Spor'un basketbol editörü ve yorumcusu Burak Alaca var. Sevgili Burak, Fenerbahçe Beko'dan başlayalım. Neler söylersin? Geçtiğimiz haftalarda bu programda Fenerbahçe'nin transfere ne kadar suskun bir giriş yaptığından bahsetmiştik. Hı hı. Bu hafta içerisinde o suskunluk bozuldu, ciddi anlamda bozuldu hatta. Arda arda iki transfer açıklandı. Dün gece itibariyle de bir transferin bittiği haberleri yayılmaya başladı. Transferlerden bahsedeyim. Evet. Sertat Şanlı resmi olarak açıklandı. Bunu geçtiğimiz hafta söylemiştik zaten, hani anlaşmanın tamam olduğunu. Geçen hafta Sulukas'la ilgili de bir takım şeyler söylemiştik. Orada bir takım aksilikler yaşandı. Hatta sosyal medya üzerinden programa soru da yönetmişler dinleyicilerimizden biri. Onu da ilerleyen bölümde isterseniz yanıtlayayım. Evet, mümkünse. Buyurun. Fenerbahçe Yan Madar açıkladı ilk önce. Sertaç Şanlı'dan geçen hafta bahsetmiştik zaten. Yan Madar 22 yaşında, Partizan'ın İsrailli oyun kurucusu.
Fenerbahçe'nin bir oyun kurucu alması bekleniyordu. Daha önce Darius Thompson, Kostas Lukas gibi isimler de yazılıyordu. Ana rotasyon için düşünülüyordu bunlar, ama ben Yan Madar'ın bu oyuncu olup olmadığı konusunda şüphelerim var. Bana daha çok uzun vadeli bir yatırım transferiymiş gibi geldi. O özellik olarak, çünkü diğer iki oyuncuya gerçekten hiç benzemeyen bir oyuncu. Darius Thompson gibi ya da Kostas Lukas gibi, üçü de birbirine benzemiyor zaten. Yan Madar ikisine hiçbir açıdan benzemiyor. Ama güzel bir transfer. Dediğim gibi Euroleague'de geçtiğimiz yılın yükselen yıldızı seçilmişti. Bu ödüle layık görülmüştü. Tabi bu transferde bir takım problemler var. Öncelikle bunu söyleyeyim cümleme devam etmeden. Oyuncunun sözleşmesi Partizan'da 2024'e kadar devam ettiği için Partizan Sırp kulübü tek taraflı fesih işlemini kabul etmedi ve Fenerbahçe'yi FIBA'ya şikayet etti. Bu noktada Fenerbahçe... Ama sporcunun böyle bir hakkı yok muydu? Verilen bazı sözlerin yerine getirilmemesinden dolayı sözleşme feshi nedendir zaten budur. Partizan'ın açıklamasına göre oyuncunun tek taraflı feshi gibi bir hakkı yokmuş sözleşmesinde. Niye peki yokmuş? Sözleşme yapılırken anlaşma o yönde yapılmış. Yani oyuncunun tek taraflı çıkış hakkı yok. Bunu şu şekilde sağlayabiliyorsunuz. Sadece çıkış ücreti, yani bir bonservis, buyout ödemeniz gerekiyor. Fenerbahçe'de bu yönde bir ödeme yapmamış kulübüne sözleşmesinde yazan meblağda. Partizan'ın bu anlamda FIBA'ya bir şikayeti oldu. Fenerbahçe ilerleyen zamanda bu süreçle biraz uğraşacakmış gibi gözüküyor. Sence ne çıkar? Aldığın bilgiler ne peki? Yani burada hangisinin hatalı olduğunu düşünüyorsun? Hangi kulübün veya sporcunun? Burada aslında ne yönde bir uygulama olacağı çok basit. Sözleşmede ne tarz bir prosedür varsa, yani oyuncunun çıkış opsiyonu varsa, atıyorum buradan 800 bin euro gibi bir rakam varsa, Fenerbahçe FIBA'dan gelecek kararın sonucunda muhtemelen oyuncuyu almak istiyorsa, ki imzalar atıldı, bu ödemeyi Sırp kulübüne yapacak. Daha önce biliyorsunuz Bogdan Bogdanović Fenerbahçe'nin şampiyonluk döneminde, Fenerbahçe'nin hatta Obradoviç döneminde en unutulmaz basketbolcuydu. Hatta işte bir playoff serisinde OAKA deplasmanında kafasını sallama hareketi vardı. Herkes hatırlayacaktır. Hala Fenerbahçe taraftarının dilinde olan bir hareket biliyorsunuz. O da benzer bir süreç sonunda Partizan'dan transfer edilmişti. 1.3 milyon euro gibi bir bonservis ödenmişti. Yani FIBA'dan çıkacak karara göre Fenerbahçe yüksek ihtimalle böyle bir yol izleyecek. Söylediğim gibi bence güzel bir transfer, fakat Fenerbahçe'nin halen net bir ilk 5 oyun kurucusuna ihtiyacı var. Ben bu düşüncedeyim. Dün gece de saatler 12'yi geçtikten sonra Yunan basınından flash bir iddia ortaya atıldı. Fenerbahçe yaklaşık 2 aydır, hatta Sertaç Çanlı transferinden önce de Mart ayından beri Fenerbahçe ile adı anılan Panathinaikos'un 2.21'likte pivotu Yorgos Papayanis'le 2 yıllık anlaşma sağladı diye bir haber çıktı dün gece. Ki bu arada Sotiris Vetakis haberin kaynağı, Yunan basının en bilindik, en ünlü basketbol muhabirlerinden biridir kendisi. Yani haberin gerçeklik payının yüksek olduğunu düşünüyorum bu sebepten ben. Fenerbahçe inanılmaz bir uzun rotasyonu kurdu öncelikle, onu söyleyebilirim. Geçtiğimiz seneye bakınca işte Tonya Cekiri, Devin Booker, Jonathan Motley'den sonra Jonathan Motley, Sertaç Şanlı, Yorgos Papayanis belki de tüm Euroleague'de çeşitliliğin en fazla olduğu, belki kalitenin en fazla olduğu uzun rotasyonda Fenerbahçe sahip oldu ki daha önceki programlarda da bahsetmiştim. Fenerbahçe'nin 5 numara rotasyonunda ciddi bir sıkıntısı vardı. Bu çözüldü. Hatta olabildiğince de optimize edildi kısa süre zarfı içerisinde. Bu Fenerbahçe'yi gerçekten şampiyonluk yarışında öne atacak bir durum oldu. Bu noktada Fenerbahçe için işte söyleyebileceğim tek şey, bunun üzerine iyi bir oyun kurucu takviyesi gelirse, ki piyasadaki isimler gerçekten azalıyor. Sulukas gitti, bugün Campazzo Real Madrid anlaşması tamamlandı. Darius Thompson Efes kaptı. Fenerbahçe oyun kurucu transferinde elini çabuk tutarsa ya da NBA'den düşecek bir oyuncuya gidip bizleri şaşırtacak bir sürpriz yaparsa, Fenerbahçe gerçekten gelecek sezona çok çok iddialı bir şekilde girecek bana kalırsa. Peki Kostas'ta sorun durum ne? Sulukas'ta. Geçen hafta biz biliyorsunuz anlaşıldı. Evet. Minvalinde bir şeyler söyledim. Bunu tekrar ediyorum. Geçen hafta bunu söyledim. Ama geçen hafta şunu da söyledik, hatırlarsınız. 1-1,5 milyon dolar bandında bir anlaşma var. Kostas Sulukas transfer sürecinde bazı bir takım dünyevi şeyler işin içine dahil olunca oyuncu birden dümeni tekrardan Atina'ya kırma kararı aldı ki Panathinaikos transferinin detaylarını okuyan taraftarlar ne demek isteyeceğimi anlayacaktır. 3 yıl 10 milyon euro gibi bir anlaşmaya imza attı. Yani 1,5 milyon dolardan, 1,5 milyon eurodan düzeltiyorum, 3 milyon euroya
Yani oyuncunun bu yönde bir tercih yapması tamam, hani Fenerbahçe son düzeye kadar gelmişti transferde ama işte profesyonel dünyada maalesef söz çoğu zaman senet olmuyor. Oyuncu da bu noktada tercihini Panathinaikos'tan yana kullandı bildiğiniz gibi. Son anda demek ki bir şeyler yaşandı, doğru mu anlıyorum? Panathinaikos başkanı daha önce de bahsetti. Çünkü biliyorsun yani biz geldi gözüyle bakıyorduk Kostas'a. Zaten öyleydi yani, Fenerbahçe için en ciddi adaydı. Sulukas için Fenerbahçe en ciddi adaydı ama gelinen noktada biri çıkartıp iki katı para koyunca ortaya. O da doğru söylüyorsun. Doğru. Ülkenizin takımı her ne kadar Olympiakos'un rakibi olsa da kendi ülkenden de ayrılmıyorsun. Oyuncu da bu yönde bir seçim yaptı, onu da anlayabiliyorum ama bu şekilde gelişti yani Sulukas transferi. Evet, Beşiktaş'ta son durum ne? Yeni transferleri basına tanıttı. Neler söylersin? Toplantı hakikaten baktım, ben de izledim. Çok önemli mesajlar da verildi. Bu sene Beşiktaş çok farklı bir Beşiktaş göreceğiz gibi mi görüyor? Doğru söylüyorum değil mi? Transfer anlamında. %100 katılıyorum. Öncelikle geçtiğimiz haftalarda hep bahsetmiştim. Beşiktaş'ın bu sene güçlü bir sponsorla sezona gireceğinden. Sponsor belli oldu henüz, resmi açıklama gelmese de. Geçtiğimiz sezon Beşiktaş kadın basketbol takımının isim sponsorluğunu yapan ve forma sponsorluğunu yapan CKN Kargo şirketiyle Beşiktaş erkek basketbolda da anlaştı. Kadın ve erkek basketbolda önümüzdeki sezon forma ve isim sponsoru bu şirket olacak. Anladığım kadarıyla güçlü bir sponsorluk anlaşması var. Çünkü Beşiktaş geçen sezon küme düşmeye oynayan takımın bıraktığı izlerin hepsine sünger çekmeye çalışıyor. Gerek transferler gerek vizyon olsun. Bildiğiniz gibi takımın başına yeni bir genel menajer atandı Bursa Spor'dan, Nedim Yücel. Euro Cup'a, yani Euro Lig organizasyonuna 7 yıl sonra katılım sağlandı. Çok iyi transferler yapıldı. Hatta geçtiğimiz günlerde Vodafone Park'ta transferler için bir imza töreni yapıldı. Ben de oradaydım. Orada çok önemli mesajlar verildi. Ben Umut Tahir Güneş, Beşiktaş'ın basketboldan sorumlu yönetim kurulu üyesinin yaptığı açıklamalardan şöyle bir özet geçeyim size. Geçen sene çok büyük hatalar yapıldığını kendisi de kabul etti. Bu sene üzerine sünger çekip yeni bir sayfa açıp Beşiktaş'ı basketbolda tekrardan olduğu noktalara, hak ettiği noktalara, Beşiktaş'ın bir marka olduğunu herkese hatırlatmaya yönelik çalışmalar yaptıklarını, hedeflerinin bu olduğunu açıkça bir şekilde söyledi. Koç Dušan Olimpijević keza Beşiktaş'a olan saygısını ve hedeflerini çok pozitif bir şekilde paylaştı. Beşiktaş, tekrardan söylüyorum, geçen sene taraftarda bıraktığı hayal kırıklığını üstüne sünger çekip yepyeni bir kadroyla, rekabetçi bir kadroyla Avrupa'da ve Süper Lig'de rekabetçi olmayı hedefliyor. Keza şöyle ifadeler de kullanıldı, bunu genel menajer Nedim Yücel söyledi. Ben oynadığım zamanlarda Akatlar'da biz maça 1,5 saat önce geldiğimizde stat tıklım tıklım olurdu, salon tıklım tıklım olurdu. Basketbol literatürüne Akatlar atmosferi diye bir şey kazınmıştı. Biz bunu tekrardan geri kazandırmak istiyoruz. Tekrardan Akatlar'a taraftarı toplamayı, o havayı yakalamak istiyoruz diye bir ifade kullandı. Yani Beşiktaş bu sene basketbolda çok ciddi yatırım yapıyor. Keza buradaki hedef taraftarı tekrardan salona toplamak ve Beşiktaş basketbol taraftarını tekrardan kazanmak. O noktada ben çok takdir ediyorum bu seneki çalışmayı. Evet, Galatasaray'da transferler devam ediyor. Sırada kimler var? Kimleri alacak? Neler söylersin? Galatasaray geçtiğimiz hafta kısa rotasyonunda çok önemli iki tane Euroleague'den takviye açıkladı. Biri konuşmuştuk. Valencia'dan ayrılan Jona Radebo. Çok iyi bir savunmacı, yırtıcı bir oyuncu. Sonrasında da bir numara rotasyonuna Bayern Münih'ten ayrılan Amerikalı gardı 30 yaşındaki Corey Walden. O da çok iyi bir savunmacı. 4 numara transferinde de Euroleague'den bir arayış var Galatasaray'da ama onun öncesinde bu genel şimdiye kadarki transferleri değerlendirecek olursak kısaca. Corey Walden, John Aradebo, Akwasiyeboa. Yani Galatasaray'ın bana yarattığı izlenim şu: eğer 4 numaraya çok özel bir skorer gelmezse Galatasaray çok sert ve rakibi bunaltacak. Yani hatta şöyle söyleyeyim, rakip oyuncuların saçını ak düşürecek, ömrünü çürütecek denli bir savunma takımı kurdu. Yani şu an oluşturulan rotasyondan şunu rahatlıkla söyleyebilirim. Bu söyleyeceğimi de dinleyicilerimiz unutmazsa sezonun ilerleyen kısmında bana hak verecektir. Galatasaray bu sezon rakibi 70 sayının altında tutup çok fazla maç kazanacak. Çünkü gerçekten savunma sertliği anlamında inanılmaz bir takım kuruldu. Tabii hücum anlamında da çok ciddi eksiklikler var. Galatasaray'ın bunu çözümlemesi gerekiyor. Dün özel olarak var mı peki takviye var mı? O hücum anlamda bir transfer var mı? Veya isim geçen var mı? Son olarak 4 numara rotasyonuna yabancı bir oyuncu transferi yapacak.
Dün ajans sporosu olarak vermiştik. Euroleague patentli son olarak Kızıl Yıldız'da forma giyen Ben Bentil ve Azvel'de forma giyen Koç Zvezdan Mitrovic'in eski öğrencisi Amin Noah adaylar arasında dedim. Şöyle bir durum var. Ben Bentil'e ciddi bir Japonya'dan ilgi var. Kendisi yüksek ihtimalle Japonya'ya gidecek. Ama Galatasaray oyuncunun durumunu halen yakından takip ediyor. Yani o anlaşma ya da anlaşma zemini oluşmadığı takdirde oyuncu için ilk öncelik Galatasaray olacak. Önemli bir oyuncu. Daha önce Bahçeşehir Koleji'nde de forma giymişti. Keza geçen sene Kızılyıldız'da da önemli süreler aldı. Önemli katkılar verdi. Diğer aday da Azbel forması giyen Koç Zvezdan Mitrovic için tekrar söylüyorum. 2019-2020 sezonunda birlikte çalıştı Amin Noah. O da önemli bir oyuncu. Önemli dış şut katkısı olan, topu yere vurabilen, içeride boyalı alanda etkili olabilen bir oyuncu. Şu anda o da Galatasaray için önemli bir aday. Galatasaray 4 numara rotasyonuna Euroleague'den önemli bir oyuncu kadrosuna katacak. Bu %100 bir bilgi. Şu anda öne çıkan iki aday da bu isim olarak gözüküyor. Ben Amin Noah'yı içinde bulunduğumuz koşullar dolayısıyla bir tık daha yakın görüyorum Galatasaray'a. Önümüzdeki bir hafta, bir buçuk hafta içerisinde bu transferin de netleşeceğini düşünüyorum ben. Aslında buna cevap vermişsin ama Cengiz Çetin'in sorusu var. Günaydın Orhan Bey. Burak Bey Fenerbahçe Kostas Sulukas'a 2 yılını anlaştı demişti fakat Panathinaikos'a gitti. Neden böyle oldu? Fenerbahçe Solakas'ın yerine kimle doldurabilir orayı diyor. Sertaç'la anlaştı demişti, o da gerçekleşti. İsrail oyun kurucu Yan Madar Kostas'ın yerini doldurur mu demiş. Benim düşüncem Yan Madar Kostas Sulukas'ın yerine yapılmış bir transfer değil. Çünkü ikamesi değil. Eğer öyleyse gerçekten bence ortada büyük bir hata var. Bir tane deneyimli Mikalatis'in kontratından çıkıp takımı belli seviyenin üzerinde tutabilecek bir gard oyuncusuna kesinlikle gidilmesi gerekildiğini düşünüyorum. Kostas Sulukas transferi için de söyledim. Hani işin içine dünyevi faktörler girdi. Siz 1,5 milyon euro bandında anlaştığınız bir oyuncuya çıkarıp Panathinaikos 3 milyon euro verince, üstelik 3 yıllık bir sözleşme verince, yani 33-34 yaşında bir oyuncu için bu kolay bir şey değil. Hem rakam olarak hem sözleşmenin süresi olarak onun kabul etmesi gayet doğal. Az önce de söylemiştim, tekrar ediyorum, sporda maalesef, profesyonel hayatta daha doğrusu, söz senet değildir. Kostas Sulukas transferi de işte Panathinaikos başkanının ne kadar çılgın bir insan olduğunu biliyoruz. Son anda girip iki katı teklif koyunca masaya, uzun vadeli bir teklif koyunca Kostas Sulukas transferi de bozulmuş oldu. Anladım. Hepinizin bildiği gibi. Evet, Anadolu Efes'ten Beşiktaş'a transfer çalımı haberim vardı. Neler söylersin bununla ilgili? Anadolu Efes'e son durum ne? Geçtiğimiz haftalarda Darüşşafaka Lasta forması giyen milli 4 numaramız Ercan Osmani'nin Beşiktaş'la anlaşma kıyısında olduğu yönünde haberler çıktı. Doğruluğu tartışılsa da bu tarz haberler çıktı. Anadolu Efes zannediyorum transferi bitirdi. Çünkü fiyatta anlaşmazlık vardı ama Ercan Osmani'nin Darüşşafaka Lasta'dan ayrıldığı geçtiğimiz günlerde açıklandı. Yüksek ihtimalle gelecek sezon Anadolu Efes forması giyecek. 2-13'lük milli forvet. Anadolu Efes'in bu transfer sonrası kadrosu şekillendi. Şimdi sadece Ercan Osmani özelinde konuşmayacağım. Anadolu Efes'in gelecek sezonuna kısaca değinmek istiyorum. Benim gözüme çarpan iki sıkıntı şu. Birincisi, bunu geçtiğimiz yayınlarda da söylemiştim. Her ne kadar geçen sezon iyi bir performans sergilese de, Obradovic tezgisatından çıkmış olsa da, Erdemcan'ın bu çaylak sezonu olacak birlikte. Bu Anadolu Efes için birinci soru işareti. İkinci soru işareti, Anadolu Efes'in bu sene kadrosuna kattığı 5 oyuncunun Euroleague tecrübesi yok. Yani bakıyorum kadrodaki önemli oyuncuları göz önünde bulunduruyorum, yıldızları göz önünde bulunduruyorum. Sizi şampiyonluğa götürebilecek bir çekirdek var, burası aşikar, ama siz bu kadar çok sayıda çaylak oyuncuyla bunu nereye kadar götürebilirsiniz, ne gibi sorunlar yaşarsınız? Ben gerçekten bu konuda tereddütlerim var. Yani Anadolu Efes gelecek sezon için benim açımdan bir kara kutu. Gerçekten ümit vaat ediyor bu arada kadro olarak. Çünkü çaylak yılı geçirecek olsa da bazı oyuncular geçen sezon kariyerlerinde önemli yıllar geçirdiler. Yani Euroleague adaptasyon sürecini kısa sürede atlatırlarsa Anadolu Efes için pozitif transferler olarak gözükebilirler. Fakat dediğim gibi günün sonunda daha önce hiç Euroleague tecrübesi olmayan, ne yapacağı o seviyede belli olmayan oyuncular çok fazla var Anadolu Efes'te. Geçtiğimiz hafta açıklanan Darius Thompson transferi Anadolu Efes için çok olumlu bir hamle oldu. Darius Thompson, Shane Larkin, Will Clyburn üçlüsü, Rodrick Bobo, Elijah Bryan kadroda tutuldu. Bu 5 oyuncu, hatta Antezic ve Tibor Kovacic'le sayarsak 7 tane ana rotasyon oyuncusu güven veriyor şu anda Anadolu Efes'in geleceği için. Fakat dediğim gibi çaylak oyuncular ve çaylak koçla Anadolu Efes nereye kadar gidebilecek, ben şu anda merak ediyorum.
ümitliyim de yalan olmasın ama %100 bir şey söylemek pek mümkün değil şu an için kendileri hakkında. Burak, çok teşekkürler yayınımıza bağlandığın için. Ben çok teşekkür ederim konuk ettiğiniz için. Görüşmek üzere, kendine çok iyi bak. Evet, hattımızda Ajans Spor'un basketbol editörü ve yazarı Burak Alaca vardı. Kendisine çok teşekkür ediyoruz. Evet, bugünlükte bu haftalıkta Ters Köşe'nin sonuna geldik. Pazartesi sabahı görüşmek üzere. Hoşça kalın. Radyo Spor'da kalın. HDI Sigorta Aygün Özipek'le Ters Köşe'yi sundu. HDI Sigorta.